Bak size bir şey söyleyeyim. Kameraya takıldı. Bu yayınlama şartı öyle bir şey yok. Mesela tekrar dinlemek istemez misin kendini? Bayılırım. Yani sesli de görüntü, sizi katkı sağlasın diye. Ama siz dersiniz ki, abi şu parçalar silinsin, bu şunu koyun. Veya konsun konu size ait. Ben size katkı yapmak için yapıyorum. Çünkü kendinizi kendiniz seyredin. Yani o gayem o. Anladın mı? Sizin yetişmenizi çok istiyor. Bak daha önce çarşamba günü var yetişmesi. Ama lügat manası bazıları şeyi çözdük diye davaya kalkmayacaksınız. Tamam, davaya kalkmayacaksınız. O zaman küfran nimet oluyor. Allah ne yapabiliyor? Elinizden alır. Elimizden alır. Örnek X'de gözüktüğü gibi. Aldı. Bak bu kadar güzel ders. Mesela geçen haftaki fevkalade kalem dersi. Oldu mu olmadı? Ne güzel bir ders oldu. Onlardan ben hiçbir nur tarihsi mahrum olmasını istemiyorum. Bu haftada çok güzel olacağını inanıyorum. Peki, hiç gördünüz mü? Şey için söylemiyorum. Nefis cümleden etna. Vazifen cümleden ana. Şükretmeniz için söylüyorum. Ondan sonra başlayacaksınız. Abi oturacak sizi. Hem sizi çekecek hem sizi dinleyecek. Ve size diyecek ki çok istifade ettim. Böyle bir şey gördünüz mü? Ben görmedim. Gördün mü sen? Ya ben görmedim biliyor musun Osman'ın? Rüştü abi beni dinleyecek öyle mi? Rüştü abi yapmıyor muydu? Rüştü abi imkan vermezdi ki. İkinci dersi de o yapardı gitti yerine. Ya yetişsin demezdi ya. Ya iskiler hep böyle ha. Kurdalar nasıl olacak? Onlar da böyle kaldı mı? Hepsi öyle hepsi. Şey için söylemiyorum. Benim yanımda ata yapacaksınız. Benim yanımda kızarıp uzatacaksınız. Yetişeceksiniz. Allah'ın izniyle bir derde hizmet edeceksiniz. Dersimizin konusu kabir abi. Kabir sistemini anlatacağız abi. Daha çok bu sistem nasıl çalışıyor? Kabir sistemi. Evet abi, sisteminden bahsedeceğiz. Yani bu sistem nedir? Bu kabir niçin var? Bizden ne istiyor? Allah böyle bir yöntemi niye çıkarttı? Ne ihtiyaç harika. Harika. Vallahi harika. Yani böylece Allah bunu niçin böyle bir sistemi tercih etti? Evet abi. Olması olmaz mı yani? Çok tuhaf ya değil mi? Allah kendisine yakışır gibi bir yöntem geliştirmiş. Ama bizi de korkutuyor. Şimdi abi vefat edenlerin istasyonu kabirdir diyor üstadımız. İstasyon mu? İstasyon. Burada da bir şekil yaptık zaten abi. Farklı farklı istasyonlar var burada. Şeklimizde. İnsan alim ervahtan, anne karnından, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçecek olan bir yolculuğudur. Bir hayat serüveni abi bu. Böyle gidiyoruz durak durak bu istasyonlarda. Harika. Dolayısıyla bunların bütün sistemi adı abi bu kabir. Bu bütünlük sisteminin adı kabir. Ha, bu hayat yolculuğunun. Evet abi. Allah Allah. Bir dakika yani, nereden bu? Alim ervahtan abi. Anne karnından, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan. Hepsini kabir mi? İstasyon abi bunlar. Ha, istasyon mu kabir? İstasyon. Kabir bir kapı burada. Bu kapıyı da giriliyor buraya. Yani bu bir yolculuk. Bu hayat yolculuğu. Hayat yolculuğu bu. Orada uğradığımız her durak bizim için bir istasyon, onlar kabir oluyor. İstasyonların kendisi ister. Yani İstem. Biraz daha şey tanımlarsak abi, suretlerin hakikate inkılap etme süreci. Yani alem şehadette bir kabir mi demek istiyorsun? Yani alem şehadette kabir diyoruz evet. Ha hepsi kabir. Evet. Merak ediyoruz ki değil mi bakayım ne olacak? Yani hiç değişik. İstasyon. Hepsi bir önceki de kabri mi? Hepsi hep bir önceki de kabri. Ruhumuzu koyduğumuz mekan aslında. Mekanda diyebiliriz abi bu kabre. Ruhumuzu dimağımızda, vicdanımızda koyduğumuz mekan. Nereye koyarsın? Mekan da diyebiliriz abi bu kabre. Ruhumuzu koyduğumuz zanlarımızda bir mekan aslında. Şimdi sen abi şey devam et burada. Bizim de böyle kızlar birkaç tane tespitimiz var. Onları da inşallah aktaralım istiyoruz. Şimdi kabir için yani kısa kısa anlatıp geçeceğiz. Ondan sonra atıflarımızla birlikte izahlarımızı yapacağız inşallah. Ruh için geçiş makamı, köprü, berzah aleminin kapısı, nuru açılan beka aleminin kapısı, hazır zaman ve mekandır.
Hazır zaman ve mekan. Hazır zaman. Yani. Hazır zaman ve mekan. Kabir bir değildir. Bir tane değil yani kabir bildiğimiz gibi. Ve iki yönlüdür. Pergelin ucunu koyduğun yere göre kabrin değişir. Çok genişlettiniz kabir ya. Biraz öyle oldu galiba. Kabir gurbettir ve halettir diye öyle bir şey tefekkür ettik abi. İnşallah açıklayacağız yavaş yavaş. Kabir gurbetin bittiği yerde son bulur. Vatene asliye ulaşınca yani cismaniyet, ruh ve enenin vatanı asilleri, cennet, cehennem, arş-ı azam ve mecurdur. Her birinin kabirleri burada bitiyor gibi bir tefekkürümüz oldu. O zaman bir alemden bir aleme inkılap adı kabir. Evet. Böyle anlattım. Evet, evet, evet. İnkılabın adıdır. İnkılabın adıdır. İnkılabın adıdır. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Cehalet, cehaletten ilme. Kabirden çıktık. Abi şimdi ben biraz baktım da bu üstad dünyadaki birçok haletini, mesela gurbet diyoruz mesela burada, gurbetteki haletini birçok, yani özellikle o yüzden halettir dedim. Birçok haletiyle alakalı böyle bir kabir şeyi, bir kabirin sıfatlarını sıralıyor burada. Yani bir kabirde olduğunu ima ediyor sanki. Orada kabirin sıfatı dörtü değil mi? Altı diye Hasan abi. Kaç? Altı diye bir şey. Bak yalnız, kimsesiz, soğuk, dar. Beş altıyı söyledi. Hapsi münferit. Hapsi münferit. Bir şey daha var. Tecirdi mutlak. Tecirdi mutlak, evet. Allah. Bu ama abi ehli dalaletin kabre bakış açısı. Zanlarıyla doldurduğu mekan bu. Yoksa ehli iman Kur'an şey için değil yani bu bakış. Nazarında böyle bir şey oluyor mu? Oluşturuyor. Oluşturduğu mekanı yani. Nazarında fena bir memleketi düştü. Enen'in vatanı, aslisi, kabrinin bittiği yeri Ahmet Aleyhisselatü Vesselam'ın Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'a ulaştığı, kavuştuğu yerdir diye bir tefekkürümüz var. Terk edemediğin yere kadar kabirdesin. Terk edemediğin yere kadar. Terk edemediğin yere kadar. Abi her şey bize giydirilmiş diye hep anlatırsınız ya sırayla. O giydirilmiş, bu giydirilmiş, hep giydirilmiş. Yani bunların hiçbiri bizim değil. Bunlar bizim üzerimizde olduğu sürece onları giyen için o giydiği kabir hükmündedir diye. Yani çok genç oldu. Evet. Bize vücut giydirilmiş. Hayat giydirilmiş, evet. İnsaniyet giydirilmiş, İslamiyet giydirilmiş, iman-ı tahkiki de giydirilmiş, verilmiş çünkü. İlmi Kur'an'ı verilmiş, hikmet imanı verilmiş. Hepsi giydirilmiş. Evet. Yani eylemsel itibariyle alim olarak alem-i şehadet giydirilmiş, nefis denmiş. Alem-i şehadetimizdeki hulasası nefis. Kürs giydirilmiş, lef-i mahve ispat giydirilmiş, zaman. Evet. Kürs giydirilmiş, nefis. Aşk giydirilmiş, hisler. Lef-i mahfuz giydirilmiş, dima. Arş-ı azam giydirilmiş, ruh. Kab-ı kavsin giydirilmiş, imkan ve vücub. Bunlardan sıyrılıp aslı memleketine geçeceksin, mecur. Yani Nur Muhammed'i, fena-i mutlak tasavvuftaki. İşte bu giydirilenlerden çıkma kralda kabir. Mesela dünya ve ahiret. Arada kim var? Berzah, kabir. Giydirilenlerden çıkmak mı, o giydirildiği yerde durması mı kabir? Yani her terk çıkmak. Ettiğin, her terk ettiğin nokta... Arkada bıraktığın bir şey önce... kabir değil mi? Ya mesela şimdi ahirete geçmek için ne yapmamız gerekiyor? Alem-i şehadetten kabre uğrayıp öyle geçmemiz, yani geçiş yeri gibi. Evet. Yani orayı... Berzah kendisi. Bırakırsan arkanda kabiri, yani geçmek için alem-i şehadetten oraya... Onu atlaman gerekiyor, onu evet. Geçmen. Arkaya bırakmıyorsun, girdiğin yer. Mesela şeyde dedik ya, ceset, ruhu, kabri, alem-i şehadetteki kabridir. Evet, mesela bak, ceset, ruhun kabridir. Kabri. Şimdi mesela, kabir... Ruhun geleceği hayatına çıkmak için ne yapacağız? Haşir meydanı burada, kıyamet kopunca olacak ya, şurada. Burası alem-i şehadet mi? Burası alem ve berzah mı? Buraya girdi, içinde ama. Girdi, tamam. İçinde, bir yeri terk etmedi. Ahirete de geçmedi.
Burada da değil. Bu içinde yani. Bu içinde bulunduğum berza ne buna benziyor, ne buna benziyor. Bu da değil, alem şehadet değil. Ahiret de değil. Ahiret kıyamet koptuktan sonra olacak. Kabir o zaman nedir? Bir berzahtır. İnkılap geçireceğim bir yerdir. O zaman nedir? Mazinin bütünlüğüyle geleceği yorumlamak ve bakmak. Mesela o zaman buraya girdin. Neyle girdin? Alem-i şehadetle girdin. Burası daha belli değil. Burada duruyorsun. O zaman bir halden bir hale geçti mi o onun kabiri oluyor. Abi o kapı iki taraflı bir de sanki oluyor. Mesela buradan bak, evden baktığınız zaman oğlum kapı açık gitti, kapat şu kapıyı dersin. Dışarıdan baktığın zaman sokak kapısı diye ifade edersin. Yani dışarıdan baktığın zaman o kapı farklı, içeriden baktığın zaman farklı gibi görünüyor. Yani öyle algılıyorum ben, öyle tefekkürde öyle. Bir de kabir, suretlerin hakikatlerini inkılap etme başlangıç kapısıdır diye. O harika. O çok güzel. O güzel, çok acayip. Çünkü dünya surettir, suretlerdir. Kabirden, kabirde değil. Kabirde değil daha. Haşir meydanı, kıyamet koptuktan sonra her şey hakikatine inkılap edecek. Ahiret hakikattır, dünya surettir. Kabir ise hiçbirisi değildir. Ne surettir? Ne hakikattir. Ne dedi? Bir daha ne dedi? O zaman şimdi söyle. Kabir, suretlerin hakikatlerine inkılap etme başlangıç kapısıdır. Başlangıç şeydir, sistemidir de. Evet, sistemi. Evet. Yani ama veciz cümleler. Bu ders şeyi yıkacak gibi geliyor şimdiden, hani aldığımız koku. Kabir deyince mezarlık akla geliyor ya. Evet, o. Yani o bir kere açacağız onu şimdi, galiba. Şimdi bilgiye sahip olmak değil önemli olan, bilgiyi nereden bulacağını bilmektir diyorlar ya. Evet. Şimdi ilk kabir dendiği zaman şeyi açacaksın, program açacaksın, yol bulma programını. Orada işte kabir zincir kuyuyu gösteriyor. İşte karşı tarafta neydi o mezarlığına doğru gösteriyor. Karacaahmet. Karacaahmet'i gösteriyor, insan bir ürperiyor. Ama tabii nereden olacağını bileceksin bilgiyi. Risale-i Nur'ları açtığınız zaman Hasan abi, insan bazen şu süreçte, şu kabiri araştırdığınız süreç boyunca size bazen gülerdim o Risale-i Nur'u böyle alıp öptüğünüz zaman, inanın defalarca öpesim geliyor. Böyle de bir duruma, böyle bir halete kapılıyor insan. Dün gece saat 4'e kadar buradaydım. Burada. Sabah 4'e kadar buradaydım yani. Zaten eve gitmedim, burada kaldım. Ne yaptın, kitapları mı öptün? Şimdi şu, bu adam deli biliyorsun, tamam. Tamam. Şimdi bu adam 4'e kadar burada tutan, aslan maddesi var, gençlik değil mi? Başka yerde olması gerekiyor. Bu nasıl bir kitap? Durana ben bakmıyorum. Nasıl bir eser ki seni tutmuş, tutabilmiş? Abi şu ilerlerde bizim yine bir tefekkürümüz var. İnşallah onu da paylaştığımızda çok daha farklı bir şey söyleyeceğim. Bu çok benim hoşuma gitti. Çünkü o zaman bunu meşgul etmeyelim, devam edelim. Kabir, bu da güzel abi. Kabir öyle bir kapı ki hiç kimse teşekkür ederim ben almayayım demiyor, diyemiyor. Herkes zanlarına göre kendi kabrini oluşturacak. Öyle bir şey. Yani bu beni ilgilendirmez, teşekkür ederim ben almayayım deme şansı yok. Şimdi demek ki insanın neresi ağrırsa canı oradadır derler ya Hasan abi. Şimdi biz bu kabire belki bu gözle bakmamıştık daha önce. Çok fark etmemiştim. Risale-i Nur'a bir baktım ki üstad feveran ediyor, yırtıyor ortalığı. Kabirle ilgili yani sürekli her yerde bastıra. Şimdi bu kadar kitaplar yazılmış, bu kadar hizmetler verilmiş. Bütün bunların en son görüneceği nokta, en son orası için, oradan geçiş için bütün bunları içimize almamız lazım, bilmemiz lazım. Şimdi geçen gün siz derste bir şey söylediniz Hasan abi, zan dersinde. Ben fark ediyorum, müthiş bir heyecan yaşıyorsunuz bu zan dersini yaparken, o bilgileri paylaşırken. Dediniz ki yani mesela miracı bilemeyebilirsiniz, bilmeyebilirsiniz. Belki o çok büyük bir eksiklik değil ama zanı bilmezseniz yani çok her şey değişiyor. Yani bu program, insanın kendi programını öğreniyor insan orada Hasan abi. İşte tevafuk, yani sizin de o dersi tam yapıyor olmanız, bizim de bu dersi yapmamız sanki biraz güzel bir tevafuk oldu Hasan abi. Yani bütün o zanlar İşte Hasan abi, her şeyi yöneten, şekillendiren, oluşturan. Yani kabir, üstad bir taraftan ehli dalaletin zanlarına göre kabiri nasıl gördüğünü anlatıyor. Bir de Kur'an ehlinin,
İmam ehlinin kabiri nasıl gördüğünü anlatıyor. Hasan abi bu müthiş derecede bir farklılık. Yani demek ki bizim burada bu manada çok çalışmamız, zanlarımızı düzeltmemiz gerekiyor Hasan abi. Şimdi abi kabir deyince hakikaten o kadar şey ki Hasan abi, yani bu işte bu taş işte, yani bunun sağa solu, üç aşağı beş yukarı, şekli şemali belli diyebiliyorsunuz. Kabir öyle bir kapı ki Hasan abi, şu şudur diyemiyorsunuz. Yani çok bilinmeyen bir denklem, çok rakamlı bir kombinasyon gibi. Çünkü kabir deyince akla o kadar çok şey geliyor ki, çok şey geliyor. Mesela birkaç tanesi, mesela hayat bağlantılı, neft, kefen, tabut, haşir, sırat, berzah, azrail, münker, nekir, zan, zaman, mekan. Yani bunların hepsi kabir deyince insanın aklında oluşan manalar, böyle yani şeyler geliyor, yani böyle şeyler geliyor aklına. Dolayısıyla biz tabi bu kadar kısa bir zamanda biz ne yapalım diye bir uğraştık Harun'la. Biz abi biraz daha bize herhalde bakan taraf mevt, zan, zaman ve mekan gözlüğüyle bakalım diye bir karar verdik. İnşallah o şekilde devam edeceğiz. Ne kadar oldu bu çalışmaya başlayalım? Yani bir ay falan oldu herhalde şey yaptığımız da, biraz sıkıya aldığımız herhalde bir 10 gün falan oldu. Çok dörtlere kadar çalışmışsa o da bir ay demek, dört ay demek. Dört ay normal bir çalışma manası. Evet, evet. Ya burada da bitmez bu iş. Yani, birkaç ders yaparız olmadı abi, yani, ezmeyelim çünkü çok tamam. Keyifli yani gerçekten tamam. Ölmek isteyeceğiz inşallah. Tamam inşallah. Hadi bakalım siz bize takdim edin. Biz fazla karışmayalım ki tamam. Çok şey verin bize. Kabirin abi zamanla bir bağlantısı var. Bu zamanla kabire bir bakalım. Bu yani bir oraya yürüyelim inşallah. Şimdi ehli deraletin nazarında öğle su ihtiyarından neşet eden küfür sarhoşluğuyla ve deralet divaneliğiyle sani hakimin şu misafirhane dünyasını tesadüf ve tabiat oyuncağı olduğunu tevhüm edip cilve-i esma-i ilahiyi tazelendiren masnuat zamanın geçmesiyle vazifelerinin bittiğinden alemi gayba geçmelerini Adem ile idam tasavvur ederek ve tesbihat sadalarını zeval ve firak ebedi ve velası olduklarını taahhüt ettiğinden diyor abi. Şimdi ehli kafir bu zamanın akmasıyla mevcudatın kaybolmasını firak ve zeval olarak görüyor. Yani nedir? Zamanla gayba geçmesinden dolayı onun aleminde yok artık o. Çünkü cismaniyet derslerinde de işlemiştik abi. Beden, cesedin zamanı, kalbin zamanı ve ruhun zamanı farklıydı. Bunlar onda ceset hayatını yaşadığı için kaybolan onun için kaybolmuş. Gayba geçemiyor. Çünkü onu ileride şey yapacağız. Çünkü burada diyor ki alemi gayba geçmelerini Adem ile idam tasavvur ederek ve tesbihat sadalarını zeval ve firak ebedi ve velası olduğunu tahayyül ettiğinden bu mektubat-ı semadaniye olan şu mevcudat sayfanın manasız karma karışık tasavvur ettiğinden ve alemi rahmete aslında nasıl bir şey? Alemi rahmete yol açan kabir kapısını zulümet ağzı tasavvur ettiğinden. Bunun bakışı bu. Aslında nedir? Bu üstad burada diyor ki bu ehli delaletin nazarının dışında Kur'an cadde-i nuraniyesinde ise nasıl gözüküyor abi? Dünyayı bir misafirhane-i rahman olduğunu göstermekle o dünyadaki mevcudat ise esma-i ilahinin aynaları olduklarını ve masnuat ise her vakit tazelenen mektubat-ı semadaniye olduklarını bildirmekle insanı fena-i dünyadan, zeval-i eşadan ve hukbu faniyattan gelen yaralarını güzelce tedavi eder, ehvam-ı zulümatından kurtarır, hem mef ve eceli alemi berza giden ve alemi bekadan olan ahbaplara visal ve muhalakat mukaddemesi olarak gösterir. Ehli nezaretin, ehli delaletin nazarında bütün ahbaplar firak ebedi telakki ettiği ölüm yaralarını böylece tedavi eder ve o firak aynı lika diyor abi. Lika olduğunu ispat eder. Biz lika abi yani kavuşmaktır yani bu. Zaten manası o. Yani evet. Lika kavuşma. Yani dostlar orada evet. Lika olduğunu ispat eder. Hem kabrin alemi rahmete, dar-ı saadete, bahistan-ı cinan-ı nuristan-ı rahmana açılan bir kapı olduğunu ispat eder diyor abi. Şimdi burada Üstad Hazretleri yine lemalarda abi
229'da o hazır gün yarım ölmekte ve harekatı mesbuhanedeki ızdırap çeken cismimin cenazesini taşıyan bir tabut suretinde göründü diyor. Hazır zamanı Üstad Hazretleri tabut diyor burada. Hazır zamanımız o zaman bizim tabutumuz, kabrimizdir abi. Burada açık ifade var. Yani iman olmayınca insanı müstakbel ve istikbal ve şeye, geçmişe ve geleceğe kanatları açılmıyor abi, hazır zamanda olan insanın. Bu sefer kabirde oluyor. Tabutdadır yani. Şimdiki zamanı yaşayan tabutdadır abi. Kabirden korkuyor, kabirden. Çok doğru. Yani aslında gaflet durumunda değil mi? Ben onu hiç silmedim. Yani çok müthiş derecede bundan menfaatlendiğim için Hasan abi çevirip bakıyorum. Bakın Hasan abi şu yazınız. Mazi, hal, istikbal. Üçünü de tek olarak görüp yaşarsan zamanların hakikatine geçmiş. Zamanların hakikatine geçmişsin demektir. O zaman sen buraya binmişsin demektir Hasan abi. Yani üçünü aynı anda yaşamak seni seyri sülüke çıkartıyor, dolaştırıyor Hasan abi. Yani kabirden çıkmamız için bu hazır zamandan çıkmamız lazım abi. Bu hazır zamandan çıkmamızın da yolu yöntemini anlatacağız. Hazır zaman tabutu diyor. Evet, tabut diyor. Bu tabutu kırmamız lazım. Üstad kırdığını zaten açık ifadeyle söylüyor abi burada. Tabutla kabir arasında ruhumuzu koyduğumuz mekan diye düşünebilirsin abi. Ama şöyle bir tefekkür oluyor bende. Geçmiş kabir, gelecek de kabir. Yani gayb olduğu için biraz. Yani hazır zaman tabut, yani o bağlantıyı... Şimdi abi ehli iman için geçmiş ve gelecek, yani kanatları açıldığı için kuvvet ve nuruyla imanın, onun için bir kayıp değil ama ehli delalet, yok olma, firak olarak gördüğü için bu sefer onun için sadece hazır zaman var. Ceset hayatı var. Bu sefer ne oluyor ceset hayatı olunca? Alemi garipteki o ilmi vücutlara ulaşamıyor herhalde abi. Onun için yok yani bunlar. Usta yani meft olmadan kabre girilmiyor. Değil mi? Evet. Tamam mıyız? Onu? Evet, tamamız. Bir daha. Meft olmadan kabre girilmiyor. Kabre mefte giriyor. Ustad da ölümü firak diyor. Ölüme firak diyor. Yani ölüm, ölümün ölümü. Yani ölümün kendisi nedir? Firak. Ayrılıktır kendisi. O zaman firakın kendisi her şeyden kabir gözüküyor. Çok tuhaf, devam et. Aslında visal abi. Ama tabii ki visal. Yani ahiret dünyanın bitişi zannediliyor. Şu arsa, burada da bir arsa, ev var. Burada da bir arsa var. Zannediliyor ki, benim zannıma geliyor. Ben öyle biliyordum. Dünya burası, ahiret burası, ahirete gidelim. Oysa dünya surettir, ahiret hakikattır. Hakikat neredeyse suret de oradadır, suret neredeyse hakikat de oradadır. O zaman üzerindeki battaniyenin kalkması, kabirden çıkıyoruz. Battaniye örtülüyorsa o senin kabrin oluyor. Seni örten neyse kabrindir. O zaman bir araba, lüks bir araba gaye edindin, alacak senin kabirin. Bir kızı kafaya taktın, kız senin kabirin. Şöhret senin kabirin. Tamam mı? Neyi sana putlaşmışsa, tamam, niye kabir oluyor? Çünkü her fırak ölümdür. Her ölüm de kabire sokuyor. O zaman her hedef şey seni içine alıyor ki sana giydiriyor. Yani kabir bir değildir diyoruz abi. Hemen. Hepsi iç iç abi. Hemen bu Hasan'ın talebeleri önce sinemaydı, şimdi oyuncakçıya çevirdik abi burayı. Hı. Yani şöyle bir hani 25. kare olsun diye. Giydirilmiş yani. Evet. Şu abi, şu bizim kabrimiz. Aslında hepsi iç içe. Hiçbir yazıyor, bir... kabir mi? Burada anne rahmi. Anne rahmi. İlk gönderildiğimizde. Evet, sen buraya koyarsın. İlk gönder. Yani pergelinleri koyarsam ona göre değişiyor. Tamam, şu kabir. Giydirilmiş. Anne karnı giydirilmiş. Anne kabri, aynı. Çıktık oradan. Anne kabri, çıktık Hasan abi. Farklı bir yere gitmiyoruz yani. Farklı bir yere gitmiyoruz. Hep aynı yerde Hasan abi. Alem-i şehadet.
Geldik. Evet. Alem-i şehadete geldik. Böyle kaldık görsün arkadaşlar. Alem-i şehadet. Yani bu da bir kabir. Hatta alem-i şehadetin içinde yine kabirler var. Her türlü haletler, dediğiniz gibi işte arabaya takarsan, kıza kafaya takarsan, onlar her yani bir senin Örten seni kabrin. Ama biz tabii hafiften de çıktık. Yüz yoldan devam edelim. Bir dakika dur. Alem-i şehadetten çıktık. Evet. Anne rahminden alem-i şehadete geçtik. Tamam. Alem-i şehadeti de devrettik. Devrettik. Beden. Aynı yerdeyiz bakın. Evet. Aynı yerdeyiz. Burada berzah alemine geçiş yapıyoruz. Hasan abi. Berzah. Berzah alemine geçiş yapıyoruz. Bakın o da bitmiyor. Kabirler bitmiyor ki. Bir tane daha açmıyor. Nedir o? Hep içeceğiz Hasan abi. Haşir. Haşire geldik. Haşire geldik Hasan abi. Aynı yer. Yani aynı yerdeyiz Hasan abi. O da bitmiyor. Nereye geldin? Duranı? Hasan abi, burası sırat. Bakın biraz ince ya, geçmek zor. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Biraz ama şimdi daha küçük ama daha değerli bir yere de gideceğiz herhalde. Bu da son değil Hasan abi. Açılırsa tabii. Üstad ne diyor Hasan abi? Vatanı aslimiz diyor cennet için. Burası da Hasan abi cennet. Burada da kalmıyor. Onun baş tarafı cennet, alt tarafı üst tarafı daha mecbur. Hasan abi, enelerin cem olduğu merkez. Hasan abi. Ben bir şey okuyacağım. Böyle bir... Bir daha giydirsene şu en ufaktan. Çok lazım. Hasan abi. Geriye doğru. Geriye. Geriye doğru gidelim inşallah. Cennet. Mecbur. Mecbur'dan cennet. Cennetten Hasan abi. Giydir o elbise. Giydir elbise, giydiriyoruz. Ruh giydiriyoruz Hasan abi. Değil mi? Yok, özür dilerim. Ben şeye giriyorum. Bu sırata gidiyor. Bu tersten gitmiyoruz ama. Bu taraftan dönmemiz lazım. Evet, sırat giydirilmiş. Bana elbise şey giydiriyor. Sırat giydirilmiş. Haşir giydiriliyor Hasan abi. Sana giydirin. Bu bana lazımmış. Evet. Haşir. Bu da berza Hasan abi. Giydirilmiş. Giydiriliyor. Sana. Bu bana lazım değil Hasan abi. Bu... bu alemi şehadet Hasan giydiriliyor abi. Sana. Burada zannediyorsunuz ki her şey burası. Başka bir şey yok. Halbuki her şey senin içinde var. 18 bin alemin cem olduğu hep dersiniz Hasan abi. Ben bu matruşkayı gördükten sonra kafamda çok daha güzel yattı bu iş. Hakikaten her şey bizim içimizde Hasan abi. Her şey içimizde suretleriyle. Yani geçiyoruz biz bunu. Ve buradan da tekrar hiç günahsız olduğumuz bir noktaya ulaşıyoruz. Anne rahmine. Çekirdek anne. Aynen. Bu hale. Tek. Her şey Hasan abi bir. Yani böyle düşündükten sonra, böyle baktıktan sonra Hasan abi gerçekten şöyle bir bakmaya başladım kendime. Ya bu ben miyim? Bu kim? Bu ne acaba? bayağı bakmaya... Matruşka abi. Bayağı bakmaya başladım. Evet hakikaten. Yani kendimi hakikaten matruşka gibi hissetmeye başladım. Evet matruşka ben öyle. O şeyin adı. Bu oyuncağın adı. Bu virüs oyuncağı Hasan abi. İç içe. Yani Rusların oyunları hiç bitmez ya. Söylemezler. Söyledikleri budur. İçinden başka bir şey çıkar, başka bir şey çıkar. Yani bizde de böyle oldu herhalde ki Hasan abi. Biz hakikaten Harun'um hep söylerdi. Ya Harun'um biz kabre gittiğimiz zaman Gafurcuğum hangi kabir? Ya baba kabir bir tanedir işte. Sen ne diyorsun? Ya olur mu bizim kabir içinde kabir? İşte bu kabir dersine başladıktan sonra çok enteresan şeyler. Aman birbirine gideyim. Şefaatiye değil mi? Ben bir okuyabilir miyim yerde diyor ya. Tabii, destek yani. Vermek için. Levalarda dördüncü remiz var ya, orayı okudunuz mu bilmiyorum biz girmeden önce. Ey dünya perest insan, çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan dar bir kabir hükmündedir. Dünyaya diyor. Evet. Çok geniş tasavvur ettiğin dar bir kabir hükmündedir. Bu tahtaya çarpan adam abi. Burada yani, bu birinci cümlede kabrin tasavvurda dolayısıyla zanda olduğunu da teyit etmiş oluyor. Lan olduğunu. Fakat o dar kabir gibi, o dar kabir gibi, menzilin duvarları şişeden olduğu için birbiri içinde inikas edip göz görünceye kadar genişliyor. Çok üstünde durması gerekiyor. Şişe ile cam, ben merak ettim de, şişe elips olanlara deniliyor, tamam mı? Cam ise düz olana dendiği için, dünya senin diyor, şişe gibidir diyor. Ayna diyebilirdi. Ayna dediği yer var. Sizin noktanızda var galiba bu Hasan abi. Şişe bir şey içine alan yani cam onun ham maddesi veyahut da daha... Şişe şu. Bir
şey durağı yok. Dönülsün yuvarlak, yuvarlak. Burada abi özür dilerim. Buradaki inikas kelimesi bunu belki siz izah edebilirsiniz. Fakat o dar kabir gibi menzilin duvarları şişeden olduğu için birbiri içinde inikas edip şişeyi şöyle düşündüm önce ben okuyunca. Hani şişe geçirgendir ya, şeffaf, arkasını görürsün. Yani o dar zannettiğimiz dünya göz görünceye kadar genişliyor ama inikas ederek. İnikas ederek der ne anlamamızdan? Çarparak mı? Artırarak mı? Matruşkalar başka bir hadise yani. Hayatlar içinde hayat var. Kabirler içinde kabir var. Sadece o şişelerin sayısında değil de inikas, hani kelime manası aksetme, tersine çevirme, aynada bir şeyin görülmesi gibi. De arkanı öne alıyor. Önünü arkana. İnikas. Önünü de arkaya alıyor. O zaman abi şu oluyor. Mazi hal. Anladın mı? İstikbal hal. İstikbal zannettiğin şey. Mesela sen şey, kaç yaşındasın abi? Allah razı olsun. 41. 40 senen nerede abi? Arkamda. Nerede arkamda? Şeyde, bahçe şeyde. Nerede? Geçmişimde kalan. Nerede geçmişim? Var mı diye. Şurayı zaydı işte. O mazi hal istikbal var ya. Şimdi peki. Mazin var diyor. Kimse şüphe etmiyor değil mi? Bu mazi var. Allah bu zamana yemin ediyor. Zamana yemin ediyor. Ondan sonra maddeye lemalar 16'da zamanın diyor eşya tesirati muhteliftir diyor. Tamam mı? Yazı kışı yok. Dünü bugün yarın yok. Zamanın zamanı yok. Tamam. Burada işlediği halde buralı olmayan zaman. Bir Allah'ın kulu da sormaz ki bu zamanı kim gördü? Zamanı gören var mı? Görmediği inanmayayım diyen adam zamanı sormaz. Tamam. Peki nerededir senin mazin? İstikbaldedir. Çünkü mazine gidiyorsun. Cenab-ı Hak demiyor mu ki yaptıklarınızı göreceksiniz. Yaptıklarımızı görme yeri istikbaldir. Ama yaptıklarımız istikbal oldu. Aksetme bu oldu işte. İnikas bu. Çünkü ayna olsa olmaz. Şişe olacak. Önünü, arka arkanı öne taşıdı. Peki ikisi birbirine vurduğu zaman birbirine girdi. Peki birbirine girerse ne olur? Bu şişenin içindeyken korkunç, umman, sonsuz boşluk oldu. Gibi gözükürken bir gidiyorsun boşluk zaten, kafayı bir vuruyorsun. Düşüyorsun aşağı. Esselatu ve selamu aleyk. Düşmüş. Geniş zannetti, oysa birbirini aksetmiş. Sizi şey yapalım, bak dünya bir kabirdir diyor, harika. Şey de abi özür dilerim, şişedeki yani anlaşılsın diye, şişe bizdeki halin üzerine böyle biniyor ya, şişenin iki tarafı da var. Şu böbrekleri yani, şişe farz edelim abi, tahta değil de şişe yani, olsun onda. Şu bardağı şu telefona giydirmiş olsak mesela. Ha işte bu şişe kabul edelim. Ha işte onu izah edelim, şişenin iki taraf olduğu için arkayı öne, yani maziyi istikbale, hale. Sifonu yapmıyor. İstikbale, hale. Sifonu yapmıyor. Önü arkaya, arkanı yapmıyor. Sağa sola, sola sağa yapıyor. O zaman da şöyle oluyor. O üstü alta yapıyor. Bak bu dört tane ya. Evet. Üstü alt yapıyor, altı üst yapıyor. Önü arka, arka yön, sağa sol, solu sağa yapıyor. O zaman sınırsız hale geliyor abi. Birbirine aslında gidiyor. Bir tane şişe var. Evet. Şişe tek. Ama bir kişisin. İstikbalde sensin, gelecekte sensin, geçmişe sensin, tepede sensin, arkada sensin. Yani adam bununla aldanıyor işte. Ben bu kadar külliyim. Değilsin işte. Mazi, hal, istikbal kalkıyor. Ayrım kalkıyor. Kalkıyor. Mazi bak. Şimdi mazi nerede? İstikbal da orada. O zaman peki geçmişinde şüphen var mı? Yok. Geçmiş de gelecek kalitededir. Aynı standarttır. Mesela bak. Şöyle diyeyim, istikbal hale uğramasa hal mazi olur mu? Olmaz. Hal mazi olmasına şüphen var mı? Yok. Hal mazi olacak değil mi? Evet. Bundan şüphen olmadığın gibi hal mazi olabilmesi için istikbal hal olması lazım. Hı-hı. İstikbalin en güzel delili mazidir. Hı-hı. Mazinin varlığı geleceğinin varlığını gösteriyor. Gelecek yoksa mazi de yok. Korkunç yapıyor. Ahireti üstünü açıyor bu olay. Yani mazi, istikbalin en güzel delili mazidir. Mazinin varlığı istikbali kendisidir. Çünkü aynı şeydir. Şimdi hal istikbal, hal mazi olmazsa
E buna boş gel olmasa istikbal hale uğramaz. Uğrayamaz yani. Ama felsefede zaman tektir. İstikbalden hale uğrar, maziye dökülür. Yönü budur. İşte beni buldum ama Yasin diyor ki 7 tanedir. Ve kafama yattı, bu Yasin yok bugün. Ustad diyor ki sağ taraf, sağ yön, sol taraf, yön. Yön olunca, mekan olunca zaten mekanı zaman oluşturuyor. Ön, arka, alt, üst. 6, 7 ne? O da diyor ki ezel ve ebed diyor. O da gösterdi yani. O da ilginç. 7 tane şeyde uyuyor, sefer semavat. Ha neyse. Şimdi bak. Bu hali var ya bu. Öyle bir döngü içinde, öyle bir sarhoşuz, öyle bir kabir, öyle şişenin içindeyiz ki şu ciddi bir hakikattan bigane kalarak önümüzdeki şeylerle meşgul oluyoruz. Abim, şöyle. Meşgul oluyoruz. Yani meşgul oluyoruz derken bunu gayet iniyoruz. Ya öyle bir ciddi bir şey. Mesela mazi ne kadar kesinse istikbal o kadar kesindir. Çünkü mazi istikbal da istikbal mazidedir. Aynı şeydir. Bir içinde inikas eder diyor ya abi. Birbirini gösteren, izah eden, genişleten bir misal. Ayna hangisi biliyor musunuz? Ayna. Güzel bir şey ya. Mazi de aynadır, istikbal da aynadır. Aynadır, ayna. Aynayı karşı karşıya koydun mu? Bak, sonsuz ayna olur mu ya? Şu bizim bildiğimiz ayna var ya. Bu değil. Ha, ayna ne demek? Zaman ya. Zaman aynadır. İnsandaki karşılığı zandır. Yavaş yavaş. İnsanda karşılığı zandır. Zandır. Aynen. Yönetebiliyorsun mesela. Mesela zan herkese farklı şey, zaman herkeste farklı akar. Çünkü zaman Denizli, Edirne, Hatay, Rize, Deher esmasına dandır. Esma cansız olur mu? Peki esmanın sureti de şu anda. Lef-i mahfe ispat zamanın hakikatıdır diyor ustad. Değil mi? Şey ise, arş ise zamanın mahiyetidir. Çünkü esmalar o. Peki zaman değer esması ise esma cansız olamaz. O zaman zaman canlıdır, ruhludur, şuurludur. Ne çıkıyor buradan bize? Ne çıkacak? Herkese zaman nasıl attığını zaman biliyor. Senin haletini göre sana tesir ediyor. Zaman kime nasıl tesir edeceğini biliyor. Diyor ki 16. sefer lemalarda. Zamanın diyor mevcudatın üzerine tesiri farklı farklıdır diyor. Niye farklıdır? Aynı şey. Zamanlar farklı. Acayip bir şey. Evet, neyse ben yine. Tabut abi hazır zamana tabut diyor üstadımız. Dünya hayatına da tabut diyor, tabut. Hazır zamana da tabut diyor. Şimdi buradaki hazır zaman hem iman, nazarı gafletle bir tabut vaziyetinde görünen hazır zamanı ve hazır günü tabudiyet şeklini kırıp o hazır günü uhrevi bir ticaretgah, dükkanı ve şaşalı bir misafirani Rahman suretine bir müşahede gösterdi. Tabutu kim kırıyor? Şimdiki zamanı kim kırıyorsa, kim kırıyor? İman kırıyor abi. İman kırıyor. İman kırıyor abi. İmanla çıkacaksın, başka şansı yok. Şimdi çıktıkta ne yaptığını anlatıyor. Yani bu kabirden çıktığını anlatıyor aslında, zamandan çıktığını. Gösterdi. Hem iman, nazır, gafeti, ömür ağacının başında cenaze şeklinde görünen tek meyvesi cenaze olmadığını, belki ebedi bir hayata mazhar ve ebedi bir saadete namzet olan ruhumun eskimiş yuvasından yıldızlara gezmek için çıktığını bir ilmel yakın gösterdi. Demek ki ruhun kabri artık yıldızlar abi. Çıktığı zaman. Peki bu zamanı şey yapan nedir abi? Farklı farklı, mesela iç içe dedi ya Ali abi. Zaman. İşte, niye iç içe? Çünkü dimağın zamanı farklı, kalbin zamanı farklı, cesedin zamanı farklı. Ruhun zamanı ruhun farklı. Zamanı farklı. Ruhun. İç içe. Yani esma ya, bir kere bunu kaçırırsak zamanı anlayamayız. Zaman, hemen elimiz koy, zaman değer esmasıdır. Evet. Tamam mı? Esma cansız olur mu? Tabii yani. Topraktan, ölü topraktan diri şey çıkacak, esmadan cansız bir şey çıkacak. Değer esması mıdır? Bu esmanın, her bir esmanın mahiyeti var mı? Var. Hakikati var mı? Sureti var mı? Var. Bu değer esması dünyada nasıldır? Diğer esmalar gibi cilve, cemal, nakış, sanattır. Şimdi zaman bu dört şekilde cilve, cemal, nakış, sanat olarak gözüküyor. İşte bu zaman canlıdır, ruhludur, şuurludur. Mesela uçaktan korkan bir adamın bir saatte uçak seyahati yerdeki belki bir sene işkencesine denktir. Zaman yapıyor. Zaman kime nasıl akacağını bilir. Çünkü şuurludur.
zamanı bir Allah'ın kulu sormaz arkadaşlar, bizi yaşlandıran, Allah üzerine yemin eden, yemin etmiş, velhasıl. Kışı yazı dünü bugünü olmayan, zamanı zamanı yoktur, soğuğu sıcağı yok, karanlığı yok. Bu zamanı Allah aşkına, mekanı yok, hacmi yok, kütlesi yok. Ya bu zamanı kim yarattı, kim gördü, tipi hacmi var mı? Bir Allah'ın kulu sormaz, zamanın sahibi olan Allah'a soru sorar. Allah'ı kim yarattı? Zamanı kim yarattıysa? Zaman, zamanı sormuyor. Eşyaya evirip devirip çeviriyor. Sebat mealeyi sokmuş. Zaman eşyaya yaptığı tesirata bak. Bana yaptığı tesir bunlar ya. Bak ne hale soktu beni. Öyle diyor 16. sayfada. Zamanı diyor eşyaya tesiratı farklı muhtelifedir diyor. Herkese farklı yapıyor. Taşa farklı yaptı, bana ne yaptı bak. 50 sene bak ne hale soktu. Peki taş ona çok yavaş yapıyor. O da uçuyor, bitiyor. Çünkü duran bir şey enerji kaybediyor, küçülüyor içeriye doğru. Fiziğin şeyi ya, ben din demiyorum bu fizik. Ona yapıyor, bana ne yaptı? Kim yapıyor bunu? Zaman, herkese farklı. Şöyle diyeyim, moralı bozuk olan daha çabuk çökmüyor mu? Evet. İmanı olan daha geniş oluyor. Hadi bak. O zaman bu zamanı abi kontrol etmenin yolu nedir? Ne yapıyor? Onu kontrol etmemiz gerekiyor yani zamanlarımızda. Şeyini, bu tabutu kırmamız lazım. Üstadı kırmış, anlatıyor. Peki bunun yoluna baktık abi yine. Burada o meşhur 15. mektupta akrabiyeti anlatıyor. Şimdi buraya bir geçiş yapacağız bağlantısını. Sahabelerin velayeti, velayet-i kübra denilen, veraset-i nübüvvetten gelen berzah tarikine uğramayarak doğrudan doğruya zahirden hakikate geçip akrabiyeti ilahinin inkişafına bakan velayettir diyor. Doğrudan doğruya zahirden hakikate. Yani şu an... Buradan hepsini görüyor abi. Hepsini burada. Burada bütün tırf geçiyor. Suretten hakikaten. Hakikati yine zahirinde görüyor. Aha. Burada geçiş yapıyor. Aynı hakikat zahirde mi? Yok. Aynı zahir içinde hakikat. Doğrudan doğruya hakikate geçiyor. Yok. 27. sözden mi okuyorsun? Hayır abi 15. mektup. Hayır. Bak şimdi. Aynı zahir içinde hakikati varsa. Eski sözler varsa. Eski sözler varsa. Yok mu eski? Eski mi? Eski midir? Evet. Bak size bir şey göstereceğim. Aynı bir cümle. Aynı zahir içinde hakikat. Aynı zahir içinde o cümleyi bulalım. 27. söz müydü? Ha bak. O cümle çok önemli. Ha bak. Aynı zahir için doğrudan doğruya hakikat biri doğrudan doğruya hakikatin incizabına kapılıp tarikat berzana girmeden hakikati aynı zahir içinde bulmaktır. Hakikati aynı zahir içinde bulmaktır. Hakikatla suret neydi? Dünya surettir, ahiret hakikattır. Diyor ki, Esma'yı öğreniyor musun? Burada diyor ki, hakikati aynı zahir içinde bulmaktır. Dünya zahirdir, ahiret hakikat. Ahireti aynı dünyada bulmaktır. Perdesini kaldıran oluyor burası. Ona ahiret. Cennetle müjdelenme. Çünkü fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Cennete gireceksin demiyor. Yani vaat yok orada. Gir diyor, gir. Girdin diyor. Yaşıyorsun zaten. Şimdi bu abi havasın gireceği yol. Avam normalde nasıl girecek? Abi bize bu nuraniyetli aleme bu kapıdan girecek abi. Hangi kapıdan? Kabir ölecek, bekleyecek, berzaha girecek, suretini hakikate inkılap edecek, böyle girecek. Havassa bu sırrı akribiyetin incizabıyla abi aynı zahir hakikati bulup buradan geçebiliyor. Ha, hadiste ölmeden önce ölünüz. Ölmeden önce ölünüz bu oluyor abi. Zahirle hakikat arasındaki kapı kabir. Kabirdir. Yani her biri işte bilmem. İnkılap de ya. Artık kabire ne diyeceğiz bundan sonra? İnkılap. Suretin hakikata dönüşümü. O zaman her suret hakikata dönüşürse çekirdek ağaç olursa kabirden çıktı. Gafur abi 4,5 kadar kaldım diyor buradan. Demek ki suretini hakikate çevirmek için uğraşıyoruz. Ya. Bu akşam evde tekrar surete döneceğim ben. Çünkü burada diyor abi zaten yine zamanla mukayyet olan cismi maddi kılıfından sıyrılıp tecerrütle ruhen yükselip dün gece Leyla-i Kadir öbür gün Leyla-i Hid'le beraber bugünkü gibi hazır görmektir. Çünkü ruh zamanla mukayyet değil, hissiyat-ı insani ruh derece çıktığı vakit o hazır zaman genişlenir. Bak hazır zaman genişlenir. Kim için?
Böyle görende. Evet. Peki zaman ne yaptı? Değişti. Değişti. Onun zamanı değişti. Mazi ve istikbali hal gibi görüyor. Çünkü zaman onu geçti. Şöyle. Saniye var ya tık. Bu tık yaparken tut burayı. Tuttun mu abi? Tık burayı da tut. Aç. Bir saniye. Salise. Sok kafayı. Eğer oraya geçersen İmam Azam işte. İmsakla güneş arası ne kadardır? 1,5 saat. Diyelim ki imsakta dursam. 1,5 saatte Kur'an biter mi? Yok. İmam Azam bazen cemaatini bile sabah namazında imamlık yaparken hatmi Kur'an yaparmış. Herkes de orada. Çünkü ne yaptı bak ne yaptı? Tuttu zamanı tık tut tık yaptı ya tut aç bunu sok kafayı. Diye geçtin mi? Orada zaman yok ki. Artık istersen 10 defa Kur'an oku. Bu dünyaya göre 1 saniye. Abi siz bundan bahsedince, şimdi bizim... Gelebilir miyim? Tabii. Zaman deyince Hasan abi, zaman eşittir hareket de diyorum. Yani ben hareket de, değil, hareket yani, bir levni, bir sıfatı. Yani şöyle, doğal gaz abi normalde kokusuzdur. Gaz kaçağı olduğu zaman anlamazsınız. Onu özellikle koku veriyorlar. Bir koku özelliği katıyorlar ki o kaçağı onu takip edebilesin, görebilesin. Yani bir şekilde bunun bir göstergesi şeklinde ben düşündüm. Yani hareket de neyse tepki aynı şekilde. Mesela şurada onu ben istersen direkt okuyayım Hasan abi. Önce şu baştan başlayayım. Şu hareket çünkü zamanla çok ilişkili. Biz de deriz ki Saniye-i Zülcelal'in sanatında harekat nihayet derecede muhteliftir. Mesela saftın süratiyle ziya, elektrik, ruh, hayal süratleri ne kadar mütefavit olduğu malum. Seyyaratın dahi fennen harekatı o kadar muhteliftir ki akıl hayrettedir. Acaba latif cismi, bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın miracı ile alakalı şey yapıyor. Urucda süratli olan ulvi ruhuna tabi olmuş ruh suretinde hareketi nasıl akla muhalif görünür? Ve şu alt tarafta, burada yine sizin bahsettiğiniz saat örneğini veriyor Hasan abi. Şey, Miraç Risalesi'nde de. Evet. Saat örneğini veriyor. Yani aynı, o biraz uzun sürer diye pek okumak istemiyorum. Okuma. Ama şunu söylemek istiyorum. İşte zaman, harekatın bir rengi, bir levni yahut bir şeridi hükmünde olduğundan harekatta cari olan bir hüküm zamanda dahi caridir. Evet, zaman da hareketin bir levni. Mesela ya, şöyle diyeyim. Zaman mı hareketin? Tersi. Evet. Hareket. Zaman, harekatın bir rengi, bir levni. Yani az önce bahsettiğim öyle, yani biraz bunu izah etmek için de. Şurayı yani, kaçırırsak bu anlaşılmaz. Şöyle diyeyim. Allah'ın eşeği renklendiren ismi neydi? Mulevi. Çiçeği renklendirdi. Armut'u renklendirdi. Bunda hep fikiriz. Bu biliniyor. Benim kardeşlerim Mulevi'ni böyle biliyoruz. Ben de böyle biliyordum. Renklendirmiş. Bu nakıstır. Böyle değil aslında. Bizi renklendir. O renklendirilmişle renklenirsen Mulevi olur. Hakikatine inkılap eder. Anladık mı abi? Evet. Oraya çiçeği renklendirdin. Renklendirmiş. Bildiğin ne oldu ki? Enaniyet olur. Çiçeği ne? Bu çiçekte ne var? Sanat var, sani. Hayat var, hay. Hikmet var, hakim. Bütünlük içinde çalışıyor. Güneş lazım, dünya dönüşü lazım, eğitliği lazım. Hakim. Tamam. Renk nedir? Mülevin. Tam ne oldu bildin? Bana ne katkısı var? O renklenmiş de renklenirsek mülevin hakikatine geçmiş oluruz. Yoksa enaniyet olur, yoksa kemalat olmaz. Peki ne yapacağım? Zamanı da öyle bakacağız diyorum. Eşyayı değiştirmiş. Değişenle değişirsen zaman sana hükmetmiş olur. Biz değiştireceğiz. Ha, peki eğer eşyayı değişikliğini görüp sen değişmiyorsan zaman sana hükmediyor. Eğer eşyanın değişimiyle sen içsel alemde değişiyor, inkılap oluyorsan zamana sen hakim olur. Mesela ona en güzel delil namazdır. Abi o zaman hemen bu söylediğiniz üzerine yine bir yerde okumak istiyorum. Evet. İşte İmam-ı Mübin'in imdası ile yani kaderin hükmüyle ve düsturuyla kudret-i ilahiye
icadı eşyada her biri birer ayet olan silsile-i mevcudatı lehv-i mahfu ispat denilen zamanın sahife-i misaliyesinde yazıyor. İcat ediyor, zerratı tahrik ediyor. Yani böyle bir ilişki var Hasan abi. Yani yaratılan her şey bir şekilde harekete itiliyor Hasan abi ya. Ben böyle algılıyorum. Yaratılmak zaten hareketin kendisidir. Hareketin kendisidir. Yani öyle başlıyor ve böyle devam ediyor Hasan abi. Hayat bu şekilde akıyor. Yani hareket durdu. Yani vücutla Adem an ve an yaşıyoruz. Çünkü mesela şey ampulü misal veriyoruz ya. Yanıp sönüyor 60 saniyede 60 defa. Devamlı yanıyor zannediyoruz. Veya pervane de öyle. Pervane değil mi senin şey gönder? Pervane böyle duruyor. Bir tanedir. Bir tanedir abi bir çizgi. Ne kadar hızlı döndürürsen burası düz olur. Evet. Her yerde. Bak hız arttıkça mekan oluşuyor. Hmm. Bu diye tahtaya yazasın geliyor. Pervane hızlı döndü mü Osman? Evet. Döndürdün. Burası saati düz olmuyor mu? O zaman bana kalem verdi bir yazayım çünkü yazı yazmayı çok seviyorum. Abi yazayım baktım elimi koparttı. Kalem gitti. Her şeyim gitti ama düzdü. Peki o hızlı dönmesi durursa mekan yok. Hız ne kadar artarsa mekan oluşuyor. Şey abi kalp ve ruhun derece hayatına gidince... Anladın mı? Evet. Bu atom da değil mi? Nihayet hızla dön diyor. Evet. Onu ilim keşfetmiş zaten. Evet, ışık hızına doğru hareket edirse madde o şey ışık hızına kadar madde. Işık hızından şey yaptınsa madde arkasına geçiyorsun. Bu sefer o artık hükmediyorsun sen artık o. Zamana sen hükmediyorsun. Eğer ruh atom üstü bir hareket seviyesinde anlayışı gelişirse, şuuru artarsa maddeye yani zamana hükmeder. Şöyle diyebilir miyim? Müstakbel bekliyor. Kalp ve ruhun derece hayatına çıkınca ruh kalp ve şey suretine geçtiği için hızlandığı için olmayan mekan ortaya çıkıyor. Yani 18 bin alemin üstü açılmış oluyor. Yani Adem vücut oluyor ya. Adem vücudun misal vermek için söyledim. Pervane dursun. Adem. Evet. Oralar hep boşluk değil mi? Hı-hı. Adem. Vücut tek ya ince ya. Yani pervane bir tek. Elif. Peki bu pervane hızlandır. Bu Adem vücut oldu. Ama aynı anda Adem var gene. Hasan abi, ona karşı da bir operasyonumuz var isterseniz. Ama yapma ya. Yani şurada mı yapalım? Yap. Yap. Millet bu tarafta burada yap. Evet. Söndürse, söndürelim mi? Söndürebiliriz Hasan abi. Söndür. Normalde biz tek abi. Ha? Biz hızla mekanı... Ben kalkayım mı? Şuraya geçeyim. Yok Hasan abi, otur lütfen. Tahta yapar mısın? Kalk söndür. Ha söndür. Orayı da söndür. Söndür hepsini. Şurayı bir söndürür müsün? Yusuf'um. Heh. Mesela sana ben niye böyle kaliteli bir şey oturarak şey yapacağım ki? Hadi bakalım. Hasan abi. Nur Muhammed. Şu Nur Muhammed'i. O beşesi köşe olan. Tamam. Evet, yani. Nokta. He. Onlar bu çekirdek değil mi? Sen anlatır mısın o var? Bakın Hasan abi. Dönmesiyle mekan ortaya çıkıyor abi. Ne kadar hızlı dönerse o kadar mekan ortaya çıkıyor. Kalp ve ruhun derece hayatına çıkarsan cennet, hepsi ortaya çıkıyor vücut alemlerinde. Ama zanlara göre büyüyor, küçülüyor. Tabii, yani. Şöyle ufak da olabilir Hasan abi. Şöyle kocaman da olma ihtimali de var. Olur. Evet. Halbuki bir nokta değil mi? Oysa bir nokta. Tabii. Allah. Halbuki bir nokta. Gördüğünüz gibi. Böyle. Ha şimdi mekan sanki çizgi çizilmiş, sabit sanki. Eğer bunu hızlı döndürdüğünü kabul edin eliyle. Yani bir cihazla döndürür. Yani hiç kimse tek tek noktaların olduğunu çember aslında çember göreceksin. Aslında noktaların bitişiyim. Yani her bir anda bir nokta var. Her de ayar. Her bir anda nokta var. O hızı döndürme ile mekan oluşuyor. Yani bir nokta nasıl? Durdur hızını durdur. Mekan yok. Durdur mekan. Bir nokta nasıl çember olabilir? Hızını arttırarak çember olur. Ya diyor eti kemiğe bürün. İkinci yöntem de çember olacak kadar bir sürü noktayı bir yere getirmek evet. Ama onu uzun bir yer olur. Çok güzel değil mi? Zamana halka zannediyoruz ama tek bir nokta. Keşfetler yok. Şuan sana yapıyor. Nasıl abim? Nur Muhammed'in. Bu değilsin ya.
Hasan abi şu şeye bir az önce dediniz ya zamanla hakim olmak dediniz ya. Onunla ilgili bir misalim daha var. Yani şöyle düşünün. Daha doğrusu ben burada önce şöyle bir tefekkürde bulundum. Zamanla etkili olman için zamandan hızlı hareket edersen zamanı durduruyorsun. Senin için zaman duruyor. Yani zamanın işini bitiriyorsun artık. Nasıl bir şey olabilir? Mesela bunun için bir şöyle bir tefekkürüm oldu. Mesela siz bir cadde kenarında beklerken hızla geçen araçlara bakarsınız. Onları çok kısa bir an fark edersiniz. Bekliyorsunuz Hasan abi burada. Araba gelip geçiyor. Sizin olduğunuz yerden belki biraz öncesini, belki biraz sonrasını göreceksiniz. Vın deyip geri geçecek, vın geri geçecek. Kısa bir süre görüyorsunuz. Onun üzerinde hiçbir yaptırımınız, hiçbir etkiniz, hiçbir yorumunuz ancak gördüğünüz süre içinde. Hazır zaman, olduğunuz zaman o kadar mı görebiliyorsunuz? Ama aynı şekilde Hasan abi, aynı hızda seyreden iki araçtan birinin içinde otururken ikisi de aynı hızda hareket ediyor. İkisi de aynı hızda hareket ediyor. Birinin içinde otururken diğer araca bakarsanız hızı ne kadar yüksek olursa olsun sizin için duruyor hükmündedir. Evet, ikisi bak, eşit oldu. Bak bir tanesi duruyor, hareket ediyor, anda görürsün. 200 yapsa bile, bu da senin tek dediğini tekrar ediyor. Evet. Bu da 200 yaparsa, bu bunu, bu da bunu duruyor görür. Duruyor görür. Yani bir mana siz hareket edince zaman duruyor. Diye böyle bir tipi. Fren kalkıyor yani. Fren kalkıyor. Evet. Harika bir insan. Işık kısmında çıksak zaten misin? Şey olur. Yani zaman akmaz zaten. Yok akmıyor. Onu ufak bir yerimiz daha var. Orayı da Fen'in söylediği ışık hızı zamanın mihengi noktadır. Dur. Işık hızına geçtiğin zaman. Anda zaman yoktur. Tamam. Ve madde de enerjiye dönüşür. Enerjidir. Ondan sonra ışık hızıyla tabancayı atarsan adamdan bir yerden girsin bir yerden çıksın. Camdan bir yerden girsin bir yerden çıksın cam kırılmaz. Çünkü güneş cama, aynaya bir vurduğu zaman öteki tarafa geçiyor, kırılıyor mu? Yok. Çünkü ışık hızıyla hareket ediyor ışık. Abi zamanın esma boyutuyla, zaman esma ya. Mesela ışık hızıyla böyle sınırlandırdık. Işık hızından sonra da zaman... Yani tabii ki ama şu anda realiteden Eylül Fen diyor ki zamanın mihenk noktası, pergelin ucu ışık hızıdır diyor. Ondan konuştuk. Yoksa orada hapsolmayacağız tabii. Yine abi sizin notlarınızda var bu. Avam kabir kapısından sonra nurani alemleri görecek. Hava size binler perde içinde sarılı birbiri altında saklı alemleri bu alem içinde görüyor. Mektubat 409'daki gibi abi. Hava nasıl bir kapı nerede o zaman? Havasının girdiği nasıl giriyor buraya? Ha, kabir. Ha, bu kabir o zaman yine olması lazım ki buradan bir geçiş yapsın illa. O da burada abi. Çünkü Üstad Hazretleri diyor ki birden Münker ve Nekir tayfasına iki mübarek arkadaş çıkıp geldiler. Benimle münazaraya başladılar. Kalbimi ve kabrimi genişlettiler diyor. Kalbi ve kabri. Demek ki biri kalbini, biri kabrini genişletiyor. Mekanını genişletiyor. Nurlandırdılar, hayaletlendirdiler. Alem erva pencereler açıldı diyor. Peki bu kalp ve dima yani dersek genişlerse ne oluyor? Kalp ve kabir mi? Kabire dima diyebiliriz abi yani tasavvurumuz evet. İşte zanlarımız. Düşüncelerimiz mezar. Genişlerse o zaman ne olur yani işte. Evet. O zaman şöyle abi bu kapı nerede yani o zaman normal havasının gireceği bu kapı nerede? Avam nuraniyatlı alemlere öldükten sonra gidiyor. E peki ölmeden önce ölenler nasıl geçiyor buraya? Bu da var. Bu da abi sonra meşhur olan yerimiz yine şualar 121'de. Sonra pür merak ve pür iştiyak bir misafir alemi şehadet ve cismani maddi cihetinden mahsus tayfaların dillerinden ve lisan hallerinden ders aldığından alemi gayb ve alemi berzahta dair mütala bir seyahat ve bir tarihi hakikat arzu ederken her tayfe-i insaniyede bulunan kainatın meyvesi ve insanın çekirdeği hükmünde bulunan küçüklüğüyle beraber manen kainat kadar inbisat edebilen kabir genişledi ya abi şimdi geniş üstad anlatıyor. İnbisat edebilen müstakim ve münevver akılların selim ve nurani kalplerin kapısı. Demek ki bu kapıdan giriyor. Kapısı açıldı. Baktı ki onlar alemi gayb ve alemi şehadet ortasında insani berzahtırlar ve iki alemin birbiriyle temasları
ve muameleleri insana nispeten o noktada oluyor. Gördüğünden kendi aklı ve kalbine dedi ki gelin emsalimizin kapısından hakikate giden yol daha kısadır diyor. İşte. Yani kısa yol burada çok abi. Çok değişikti bir yer ya. Çok müthiş bir şey. Kısa yol buradan, girdiği yol buradan. Yani insani berzah. Bazı insanlar bize kabir oluyor. Aynı başka bir insanlar köprü oluyor. İnsanlık berzah, insanlık alemine ait berzah, insana ait berzah. Yani genel müceddit olursa insanlık aleminin berzahıdır, köprüsüdür. Böyle tek tek isek, mesela bazı insanlar seni gömer içine, bitirir senin işini, sevgili, aşk mecazı, para, araba, seni gömer. Ama bazı insanlar seni öteye taşır veya oraya gidecek takatın yoksa orayı sana taşır. Şeyde söylüyor, 15. mektubu ekleyebilirsiniz. Peygamberimiz Aleyhisselam için diyor ki, alemi gaybi, alemi şehadete taşıdı diyor. İnsani berzahın en kalitelisi oldu. Bak şimdi görün, alemi gaybi, alemi şehadete taşıdı diyor. Ama vazifeli insanlar, insani kamiller ise, 121 şualardı o, insani berzahtılar, bizi öteye taşıyorlar. Bir daha bir şey yaptım, böyle bir toparlama yaptım. Kendim ne anladım diye kısa bir hülasa. Onu da okuyayım abi. Ölmeden önce ölenler ise münker ve nekirin sorularına Rablerinin Allah olduğunu fiilen cevaplamış, kalp ve ruhun dereceyi hayatlarına geçmişler, ehli delaletin nazarı gibi görmediklerinden hazır zaman tabutunu kırıp ruhlarına eskimiş yuvalarından alıp yıldızlara koymuşlar, çift taraflı yıldızlar olmuşlar. Hem orayı hem burayı, yani mülk ve melekütü beraber yaşayan çift hayatlı insani berzahlar, aynı zahir içinde hakikati gören hakikat binler. Dima ve kalpleri iksir ve mayalanmış, zamansız ve mekansız kelama muhatap olup sırr-ı akribiyetin inkişafına mazhar olanlar, emsalimizin gizli kapısı bunlar abi. Zamansız ve mekansız kelam diyor abi ya. Harun'u bitirdi mi Nasr abi? Burada neler çektin bir ay boyunca bundan ya ben yazdım. Zamansız. Yani oraya bir daha okusa aslında, bir daha okusa çok iyi olacak. Sakin böyle ağzına derim sen şimdi ruh tamam. Ama korkunç bir şey yaptı ya. Ölmeden önce ölenler ise münker ve nekirin sorularına Rablerinin Allah olduğunu fiilen cevaplamış, kalp ve ruhun dereceyi hayatlarına geçmişler. Ehli delaletin nazarı, delalet deme, dalalet. Dalaletin nazarı gibi görmediklerinden hazır zaman tabutunu kırıp ruhlarını eskimiş yuvalarından alıp yıldızlara koymuşlar. Çift taraflı yıldız olmuşlar. Hem orayı hem burayı, yani mülk ve melekütü beraber yaşayan çift hayatlı insani berzahlar. Aynı zahir içinde hakikati gören hakikat binler. Dima ve kalpleri iksir ve mayalanan zamansız ve mekansız kelama muhatap olup sırr-ı akrebiyetin inkişafına mazhar olan emsalimizin gizli kapıları demiş. Emsal, onu ne direkt emsalimizin? Üstad diyor, emsalimizin gelin bu yol daha kısa, emsalimizin kapısından girelim diyor. İnsani benzatlarda. Benim söyleyeceğim bu kadar. Bizim de aslında bitti ama abi. Geçen dershanede İrfan'ın yapmış olduğu kabir dersinde Hasan abi onu dinlerken şöyle bir şey dikkatimi çekti. Yani orada da bir tefekkürüm oluştu. Onu da bir paylaşmak isterim sizinle eğer müsaade ederseniz. Âmentü billahi ve bil yevmil âhir. Ruhu beşer için saadet kapısını fetheden ne kadar kıymetli iki tılsım müşkül küşa olduğunu ve sabır ile Halık'ına tevekkül ve iltica ve şükür ile rezzakından sual ve dua ne kadar nafi ve ne kadar nafi ve tiryak gibi bir ilaç olduğunu ve Kur'an'ı dinlemek, hükmüne inkiyat etmek, namazı kılmak, kebairi terk etmek, evedül abad yolculuğunda ne kadar mühim, değerli, revnektar bir bilet, bir zad-ı ahiret, bir nur-u kabir olduğunu anlamak istersen diye söylüyor Sözler 30'da. Şimdi burada Hasan abi bunu İrfan okurken sanırım birisi şöyle bir sual sordu. Neden Kur'an'ı dinlemek? Hani neden okumak değil de dinlemek tarzında bir soru geldi. Sizin de orada cevabınız sanırım vacip dinlemene bak. Okumak hükmen sünnettir. Ama okunan bir şeyi dinlemek vacip ve farzdır. Evet.
Şafii görüşü ifade, vaciptir yani. İşte burada benim abi şöyle bir tefekkür geldi içimden. Yani Kur'an'ı dinlemek, yani ben böyle kulaklı dinlemek diye değil Hasan abi. Yani bütün her tarafımızda, her şeyimizde dinlemek gibi düşündüm. Direkt Allah, Allah Celle Celaluhu'na muhatap olmak. Yani sanki bir manada bir miraç. Nasıl ki namaz kişinin miracıdır deniyor ya Hasan abi. Bu da bir manada sanki miraç gibi. Mesela Üstad Hazretleri her biri birer ayet olan silsile-i mevcudat diyor Hasan abi. Her biri birer ayet olan silsile-i mevcudat. Mektubat 37'de. Yani mevcudata manayı harfiyle bakmak, bu ayeti okumak oluyor. Kur'an'ı dinlemek, Risale-i Nur mesleği olan tefekkür oluyor Hasan abi. Yani kudret ayetleri. Evet, kudret ayetlerini her, yani baktığın her yerde Hasan abi, yani bu bir tek yani Kur'an bir tek elimize aldığımız o şey değil, yani kitap olarak o değil ki Hasan abi. O her yerde, bütün kainat bir Kur'an'ı her tarafa baktığımız zaman Hasan abi, yani bunu baktığımız her yerde tefekkür. Yani yani manay harfiyle baktığımız zaman, baktığımız her şeyde, her yönde, her şekliyle orada Allah'a tefekkür edebiliyorsak, Allah'a görebiliyorsak, biz Kur'an'ı en güzel şekilde dinliyoruz. Çünkü burada dinlemek, hükmüne inkiyat etmek ve namazı kılmak. Bakın namaz da miraç. Yani burada üstad resmen miraca çıkartıyor bize Hasan abi. Yani. Kur'an'la kainat ilişkisi şu. Ağaç düşünün, çok görkemli bir ağaç. Tamam mı? Evet. Onun, ama ihata edemiyor, çok geniş. Onu bir çekirdeğe sıkıştırmış. Çekirdek mahluk. Çekirdek değil mi? Karbon, hidrojen, azot, oksijen. Program mahluk mudur? Hayır. Program nerededir? Oradadır ama harf ve yazı, şekil kullanmadan yazı yazmış. Ağaç çekirdekte midir? Çekirdektedir. Harf ve yazı kullanmamış. Ama oradadır. Şimdi o ağaç şecere-i hilkattır. Elimizdeki şu mushaf, o çekirdeğin karbon, hidrojen, azot, oksijendir. Bu arada bu da işte şecere-i hilkatimiz Hasan abi. Ha, şecere-i hilkat mı? Bu da canım gösterir. Ha bir dakika, onun şecere-i hilkat mı? Evet, buradan... bir dakika, bu... Ha... Aynen böyledir. Araları zaman abi. Zaman mıdır bu? Geniş. Araları. Bütün zaman aslında. Bir dakika. Bütün zaman aslında. Bunu deyince değişti de şimdi. Bütün zaman abi. Böyle bazılarına değişiyor. Evet. Hemen atlıyor Osman. Evet. Bazılarına şöyle oluyor, öyle mi? Hasan abi o... Bakın burada daha, dur, burada şey olmuş. Daha da şey oluyor Hasan abi, daha da uzun var. Burada hiç şey yok. Hiç ulaşamıyor. Ya bunun durumu vayip. Bunun durumu vayip Hasan abi. Abi bunun şeyi de... Ortası da abi, hiçliğini bilirsen, bu Adem'ini bilirsen buradan direkt geçiyorsun ortadan. Öyle mi? Hemen size bir şey paylaşacağım, hemen yeni bulduğum bir şey. Şimdi, protonu tutun, bir şey anlatacağım şimdi. Gece, Allah'ın ikram bana. Şu atom tutun buradan, şu atom. Proton koyun buraya. Koyduk mu abi? Elektronu döndürün. Aynınızda döndürürseniz aynı noktadan geçer. Hep aynı. Böyle zamanı çok dibe kadar gelsek tırt 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 hep aynı zaman yerde geçer. Ama her dönüşte hızı değiştirirseniz farklı yerden geçer. Tamam mı? Hızı değiştirirseniz. Birinci yöntem, eğer hızını bir değiştiririz mi diye bir ne kadar milim değiştirirseniz elektronun bir daha aynı yerden geçme şansı yoktur. Bu bir. Bir de helezonik bir şekilde hareket ediyorsa o şey, bir şeyin bir yerden geçmesi kıyamete kadar mümkün değil. Mesela aynı tekrar zannediyorsun. Osman şu tutar mısın abi? Bak. Şimdi bununla bu aynı zannediyorsun. Değil işte. Şimdi varlık buradan gelirken şuradan şöyle. Bak bu bu. Bak görüyor musun? Şununla şu. Gerçi aynı gibi gözükürken değildir. İki tane farklı. Bir, zaman bak ne yapacağım şimdi. Buradan geçerken
her an farklı yerdedir. Peki protonun etrafındaki elektron her an farklı yerde olmasının tek sebebi bakan insanın nazarıdır. İnsan baktığı zaman elektron değişiyor, hızı değişiyor. Ama bunu insan daha tespit edemedi. Maşallah. Hızı mı değişiyor yoksa hareket şey değişiyor. Onun için ya sana yavaş akıyor ya hızlı akıyor o iş ya. Şeyde o çift yarık deneyinde hani bakana göre... Değişiyor, o atom altı, o kesin. O kuantum fiziğine göre de burada da var atom altı. Çünkü atom altı, hakikat desek atom sürettir. Onlar diyor ki burada şu kalem bir yerde olması adetullah'tır. Bu kalem birkaç yerde olması mucizedir burada. Atom altında ise bir kalemin bir yerde bulunması mucizedir. Peki kalem nerededir? Olması gereken her yerdedir. Peki nasıl değişiyor? Orada bakanın düşüncesine göre dalga mıdır, titreşim midir değişiyor. O zaman ahiretin ipucunu veriyor. O atom altında herkesin cennette farklı olmasının sebebi bakan zatın niyeti, düşüncesine göre atom değişecek. Ama ben farklı bir şey daha ekliyorum burada. Diyorum ki dünyada bile, tuta böyle, dünyada bile bir, herkese zaman niçin farklı akıyor? 16. sayfa lemalarda ne diyor? Zamanın diyor eşyaya tesiratı muhtelifedir. Niye muhteliftir? Çünkü farklı dönüyor. Mesela şöyle diyeyim, bir gürgen ağacının elektronun dönüşüyle bir de taşın elektronu taş farklıdır. Ama şu anda ortalama demişler 40 bin kilometre saniye hızla ediyor elektron. Benim şey yaptığıma göre her maddenin elektron hızı her maddeye göre değişmesi lazım. Değişiyorsun, maddenin şeyi değişiyor. Çünkü sıfatı değişiyor. Birisine taş diyorsun, birisine odun diyorsun. Bunlar sinyal yayıyor ya abi. Hepsi bir sinyal yayıyor. Sonuçta bunlar hep kudret ayetleri. Kudret. Bunlar da vahiyinin sinyaline şimdi, göre şey yapıyor. Şeyde hani almış, onu altın yapmış ya mesela. O da tutuyor. Aa mesela nazarını hızını gidiyor, değiştiriyor. Hızını değiştiriyor, altın oluyor. Mesela bak, Kur'an'la şey dedi ya, Kur'an. Kur'an'ı dinlemek, okumak demedi. Şeceri hilkat Kur'an'ın açılımıdır. Elimizdeki Kur'an, Musaf, o Kur'an'ın buradaki çekirdeğidir. Nasıl çekirdeğidir? Mesela çekirdekte, yani Kur'an mahluk mudur? Sayfa itibariyle mahluk yani, bu saman yani. Musaf olarak bakarsan. Çekirdekte uygulayayım bunu. Çekirdekte karbon, hidrojen, azot, oksijen itibariyle çekirdek mahluktur. Ama o o maddenin üzerine, karbonhidrojen, oksijen üzerine harf ve sayı kullanmadan, şekil ve harf kullanmadan ağacı çekirdekte yazılmış. Bu mahluk değil. Peki, Kur'an nasıl elimizdedir de mahluk değil? Kocaman ağaç çekirdekte olup çekirdekte mahluk olmadığı gibi. Bir kainat Kur'an'ı var abi. Bir normal mahluk bildiğimiz var. Bir de sırrı Kur'an var abi. O da insanda herhalde. Evet. O sırrı Kur'an'a bakınca ister istemez o kendi Kur'an'ını şey yaptığı için değiştiriyor mu? Değiştiriyorsun sonra. Bak. O zaman bak madde şu anda alem-i şehadetle başladı senin. Senin vücudundaki. Devamlı değişiyorsun. Sen zannediyorsun ki aynı yerdesin. Dünle bugün, evet güneş doğdu, söndü. Battı, doğdu, battı, doğdu. O birinci yaş, iki yaş, üç yaş, 15 yaş, 60 yaş yok. Tekrar zannediyorsun, tekrar değil. Bir doğuyor, 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 doğuyor. Tekrar gibi zannettin, tekrar değil. Hepsi yeniden yeni yaratılma var. Aynı bunun gibi. Peki, bu mesafeyi bastığı zaman şey ne yaptı? İmam Azam yaptı, şöyle yaptı. Miraç'ta peygamber. Peygamberimiz böyle yaptı. Bak buradan buraya geçeceksin. Kaç saniye tutar şeyin karıncanın? Şuradan şuraya geçişini kabul et. Siz söyleyin. 4-5 saniyede geçer. 4-5 saniyede geçer mi? 10 saniyede geçti diyelim Fatih, tamam mı? Şimdi aynı karıncaya dedik ki buradan çık yola kardeş git. Herhalde 5-10 saatte zor gider. Veya 1-2 saat.
10 dakikalık, 5 dakikalık yeri. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam miracı şöyle olmuştur. Buradan buraya geldi. İmam Azam bir saatte hatmi Kur'an etmiş. Herhalde bu kadar olmuştur. Tamam mı? Biz de bu derslerle koşuyoruz herhalde bu kadar. O daha şey, o daha garip, o daha uzun. Bunda şey yok, bunda hiç terbiye merbi yok aslında. Öyle mi? Almış eli kişi, dünya mı? Eli dünya aslında, bu berbat vaziyette. Allah Allah. Hakikaten boyun değil. Eli dünya aslında. Dur ben uygulayacağım yani. Böyle çok şeyleri severim. Teknik malzemeleri bana göstermeyeceksin. Ben burası da. Dur abim yok. Ben boyuma şey yapacağım. Gayrım başka. Vay be. Boyu da geçsin. Oho. Bir de böyle daha direkt eser tam aşırı meydan oluyor böyle şey olarak. İşte çember arkadaşlar şu anda ben buradayım. Benim aşırım ne zaman olacak biliyor musun? Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Aynı zannediyorum. Güneş doğdu, doğdu, doğdu. Çukurlar battı. Ama aynı. Hayır, tekrar yoktur. Hiçbir şeyin tekrarı yoktur. Birbirine benzemek var. Peki, benim aşırım ne kadardır? Şu kadar öldüm buraya kadar. Benim aşırı meydanım bu bütünlüktür. Herkesin aşırı meydanı büyük, farklı olacak. Peki aşırı meydanı nedir? Zannediliyor ki dünyamızın güneş etrafında döndüğü alandır. Değildir. Bu güneşin etrafına döndüğü alandır burası. Ama güneş sistemi 11-12 tane gezegen ile böyle gidiyor. Ha güneş şey aşırı meydan nedir? Bu dünyamızın güneş etrafında çizmiş olduğu çap, çember genişliğinde helezonik gitme. İşte haşir meydanı bu. Ama ben eskide şöyle zannediyordum. Haşir meydanı bu. Bunu biliyordum. Dünyamızın güneş etrafında çizdiği yörünge. Şuraya bakın ne kadar zulümdü bilgim. Şu dünyamızın güneş etrafında çizdiği yörünge. Ama dünyamız aynı yerde dönmüyor ki. Güneş sistemi de komple saniye 25 kilometre hızla kendisi söylüyor. Yani güneş sistemi. Güneş kendisi 25 kilometre hızla dönüyor. Güneş sistemi saniyede 30 bin kilometre hızla gidiyor. Saniyede. O zaman böyle gidiyor yani. O gidiyor, 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 gidiyor. O gitti, bitti, kıyamet koptu. Kıyamet kopunca haşir meydanı bu işte. Aslında haşir meydanı bütün güneşin ürettiği bütün mahsulatı dayıyor, onun üstünde hesap kaldırıyor. Evet. Şimdi gel de burada. E peki ben Gafur'u buradan nerede göreceğiz Resulullah'ı biz? Nerede o? Abi birleştireceğiz biz mecburen. Biz bu şekilde. Çok zor. Çok zor. Senin şimdi bazı da akrabaların var derste davet ettiğin. Ya yani biz biliyoruz bu işleri. Orada seni çok arayacaklar ama bulamayacaklar. Burada bulacaklardı. Yedi kuleye gidelim derse diyeceklerdi. Ama burada Gafur'u nerede görecekler? Gafur. Ey gidi Gafur, yazıklar olsun bana, çok derse söylemiştin ama Allah bilir şimdi sen neredesin diyecek adam da. Badel Harabu Basra. Peki haftaya devam edecek miyiz tekrar yoksa bitti mi her şeyiniz? Bitseydi abi. Tamam. Yani bitti diyelim. Yani bu bakış, bu gözlük bitti. Başka bir gözlükte başka bir zamanda görüşmek üzere o zaman diyelim. Duayı yazana bir sizden rica etsek inşallah, bir duayı da inşallah kapatsak. Bak şimdi. Duam ne biliyor musun? Bunda oldu ya. Çok sevdiğim bir dua. İki tane dua yapacağız. Birincisi şu. Ya Rabbel Alemin. Bununla konuşuyorduk. Şu dersin hürmet ve hatırına. Allah'lığın hatırına. Haşir meydanında. Bunu niye yaptın? Niye dedin? Niye yaptın? Niye dedin? Bunu niçin yapmadın? Niçin demedin? İtaplı sorularını ve fiillerini dünyada bize nasip etme. Amin. Ya Rabbel Alemin. Bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, dua edeceğiz dediklerimizi, bizde hakları olanları ve hizmet imaniye, Kur'aniye'de maddi ve manevi katkısı olanları, usul ve furularımızı, dostlarımızı ve nur talebeleri ve ehl-i iman, cin, şeytan, erva-ı habise mevadi şerire, nefs-i emmarenin vehim ve vesvesesinden hıfz-ı halas eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, daha çok şey denilebilir ama bilmiyoruz.
Peygamber aleyhissalatü vesselam ne istemişse biz de istiyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam nerelerden sığınmışsa biz de sığınıyoruz. Onun hürmetine duamızı kabul eyle. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'de ihlasla, sadakatla, takva ile, hizmetle, iştinab-ı kebair sırrına mazhar olarak yaşamayı ve yaşatmaya vesile olmayı nasip eyle. Amin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir. Amin. Ya Rabbel Alemin, anlayan alemi İslam'ı ittihad İslam'la güldür. Amin. Ya Rabbel Alemin, insanların akıllarını, kalplerini Risale-i Nur'a musahhar yap. Amin. Hizmet-i imaniye Kur'aniye'de daim kayım sayım eyle. Amin. Ve hizmet-i imaniye Kur'an'ın içindeyken ruhumuzu almayı nasip eyle. Amin. Amin. Bir an bile nefis ve şeytanın bize baş başa bırakma. Amin. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı masallahu aleyhi ve sellem. Ben bu onu bizi bir naddet ya. Hasan abi. Şimdi şu bizim dersimiz kabirdi. Biz kabir nedir bir görmek istedik. Şimdi kabiri bir yüzle böyle gelip göstermek var. Bir de tam tepeden, binanın tepesinden çıkıp bütün her tarafı izlemek var. Şimdi biz böyle biraz binanın tepesinden çıkıp kabiri izliyoruz. Evet. Hasan abi. Şimdi hayat yolculuğu diyor üstad. Her kabire. Alemi ervahtan gelen bir hayat yolculuğudur diyor. Ama cismaniyet olarak bakarsak cennet. Başladı. Adem Aleyhisselam oradan başladı. Adem Aleyhisselam başladığı yer olarak burayı düşünürsek eğer Hasan abi geliyor ilk durağımız, ilk kabrimiz. Ne yazıyor Hasan abi? Rahmi mader. Tamam. Anne rahmi. Ve alem-i şehadete geliyoruz Hasan abi. Burası da ikinci kabrimiz. Yani alem-i şehadet şu anda olduğumuz yer aslında bizim kabrimiz bir manada Hasan abi. Mekan ve zaman örttü bizi. Aynen o şekilde Hasan abi. Yani hazır zaman, mekan, yani Hasan abi sizin biraz da şeyiniz var, biz çok farklı tefekkürler, derin tefekkürlere girdik de bazen açıklamaya, aktarmaya da biraz çekiniyoruz. Hani sizin söyleyin. A eşittir B, B eşittir C diyorsak eğer, o zaman C eşittir A aynı zamanda. Şimdi hazır zaman Hasan abi, yani hazır zaman, mekansa, biraz da sen anlatır mısın sen? Kabirdir diyor yani işte abi. Zaman yani kabirdir. Zaman kabirdir. Kabirdir yani. Zaten hazır zaman tabutuma girdim evet. Diyor. Evet yani kabir biz Hasan abi zamanı o kadar şey yaptık ki zamana Adem de dedik. Yani çünkü zamandır gösteren bir sürü şeyi. Zaman olmazsa... Mükemmelik de ayırıyor sanki abi. Zaman. Ha, zaman arada bir boşluklar gibi. Ya evet. Çıkıyor karşımıza bu. Mülk ve melükütü isimlenmemize, isimlendirmemize, vasıflanmasına bu mülktür, bu melükütür bunu dettiren zamandır diyorsunuz. Zaman. Kontrol altına aldıkça işte o şey oluyorsun, berzağa geçiyorsun. O zaman mülk ve melükütü aynı yaşıyorsun. Zaman arkasına geçince mülk ve melükütü beraber oluyor. Evet. Gayet doğru. Risale-i Nur. Evet. Aynen o şekilde. Sonra? Bu şekilde Hasan abi her inkılap bir kabir değişikliğidir aslında. Berzahtır. Yani geçiş. Yani kabir kapısından geçiyoruz. Berzaha. Oradan geçtiğimiz nokta haşir, sırat. Bunların her biri Hasan abi bizim için bir kabir. Ta ki nereye kadar? Çünkü Hasan abi şöyle bakarsak, yani şöyle bir mantıkla yürütürsek eğer. Şimdi buradan bakın hayat yolculuğu diyor üstad. Yolculuğa çıkıyoruz. Ben buradan çıktığım zaman bir yere gitmek üzere artık ben vatan aslında yerimde değilim. Yani dışarıda olduğum her yer benim için gurbettir. Hasan abi. Yani kainat komple gurbettir aslında bizim için. Dolayısıyla kainatın her noktası, her istasyonu bizim için kabir manasındadır Hasan abi. Eğer o zaman seferde miyiz? Seferdeyiz kesinlikle abi. Peki ne dediler biliyor musun bana? Burada hemen böyle seni dinledireyim. Dediler ki, abi dedi, seferde namaz kastedilmez mi dedi. Dedi biliyor musun, hatırlıyor musun? Ondan sonra seferde namaz kastedilmez mi dedi. Niye 4 rekat kılıyoruz dedi namazı. Madem sefer. Ona dedim Allah'a şükret. 50 rekattı da 5'e indi. Onun için 5 vakit kastı namazdı. Yoksa eğer mümkün olsaydık 50 vakit kılacaktık.
Tamam tamam dedi, kalsın. Hasan abi, şimdi bu böyle bir yolculuk. Burada hayat yolculuğuysa bu çerçevenin içi bizimdir Hasan abi. Hmm. Bu bizim hayatımız. O çerçeve, daire. Bu daire. Bu daire bizim hayatımız. Sermayemiz. Sermayemiz. Yani bakın yine zamana geldik. 8. sözde olan kabir uyuşturuyoruz. Zaman konuşuyorlar ya. Sanki zaman toplaması yaptılar bunu. İstemeyin gerçekten. Ulan sen kafayı bozdunuz ya. 24 altın diyor yani. 24 altın diyor ya. 24 altın bizim sermayemiz yani. Hayatımız. Öyle diyor. Evet. Şimdi bir daha sana abi, tabii siz nedir bir Burak'la Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkmış. Arş'a kadar, değil mi Hasan abi, yanlış yapmadık, Burak'la gidiyor, evet. Baştan sonra Refref'e gidiyor. Şimdi şeye kadar mı, Arş'a, Azam'a kadar Refref'e gidiyor, Arş'a adam sonra Refref yok. Heh, işte Hasan abi, zaten oraya geldik. Şimdi şuradan isterseniz bir başlayalım, yola çıkalım. Şimdi burada Hasan abi, zaman şimendiferine bindiriyoruz biz. Kimi? Cüz-i ihtiyari makinesini zaman şimendiferine bindiriyoruz. Hasan abi. Makiniste bindirdik. Makiniste bindirdik ve cüz-i ihtiyar makinisti şimendiferin zan kumanda paneliyle Burak'a, Burak'a biniyor, yani şimendiferine biniyor, zaman şimendiferine biniyor ve yol almaya başlıyor Hasan abi. Tamam. Nereye kadar? Hakikati zaman son durak. Arş'a kadar. Hakikati zaman arş değil. Zamanın hakikati mahiyeti. Ha, mahiyeti zaman olursa tamam. Evet. Zamanın hakikati levh-i mavi ispat. Şöyle dedim Hasan abi. İşte yani burası son durak. Sürettin ispata koydu abi. Hakikati oraya mahiyetini levh-i mahfıza diye şey yaptı. Ya zamanın esmanı tamam. Yani şöyle. Şeyse değişiyor. Şöyle durdum. Levh-i mavi ispatla arş arası hakikati zamandır. Levh-i ispatla mıdır? Evet. Çünkü hakikat-ı zaman, lef-i mahve ispat denilen diyor, ustad diyor. Ama o sarı zaten. Tamam, sarı çünkü. O zaman şunu Hasan abi, o zaman hemen sizden tazetini, çünkü başka destekler de istiyorum. Demiştim zaten. Sizden? Evet. Zamanın mahiyeti lef-i mahfuzda demiştiniz. Mahiye evet, lef-i mahfuzdur. Tamam. Lef-i mahfuzdur. Yani şöyle, hakikatı, yani hakikatı nedir? Esma. Peki esmanın en azami tecelli ettiği yer neresi? Arş. Arş. Dehr esması orada mıdır? Hakikat oradadır. Tam hakikat ama bak nereye kadar bu hududu? Hakikat. Ama gene hakikat meratibi. Lef-i mahfi ispata kadar. Lef-i mahfi ispat hakikati zaman. Zaman hakikatıdır diyor. Orada başlıyor. Yani bir nokta değil ki hakikat. Ondan sonra arşla lef-i mahfuzun son hududu. Lef-i mahfuzda mahiyetidir. Mahiyet. Arştan başlıyor dediniz o zaman. Evet. Arşla lef-i mahfuzu içine alıyor. Lef-i mahfuzu içine alır. Alır diyorsunuz. Evet. Arş da alır. Arş yok. Arş şeydir. Hakikat. Arş hakikattır. Şöyle dedik o zaman. Lef-i mahfuz ispattan arşa kadar zaman hakikati, lef-i mahfuz mahiyetidir. Mahiyetidir. Alem-i şehadette suretidir. Suretidir. Ondan sonra Arş-ı Azam'dan, Lef-i Mahfuz'dan, Kab-ı Kayse'ne kadar Resulullah ne ile gitti? Refref. Nedir ama abi? Değil miydi? Burak. Burak Arş'a kadardı. Refref nereye kadardı? Cebrail ile beraber bindiler Refref'e. Tamam kardeşim. Arş-ı Azam'ın Lef-i Mahfuz'a kadar, Lef-i Mahfuz'dan sonra ileri gidemedi. Yanlış değil mi? Yani, he? Sidret Muhtar'a kadar değil mi? Şimdi Cebrail lef-i mahfuzu geçemez çünkü şeyi orası, son hududu orası. Evet, ondan sonra Refref'e binmiş. Ondan sonra olması lazım. Refref'e buradan bineceğim Hasan abi. Buradan nereye kadar, daha doğrusu bu Refref nedir? Ben bir sürü şeyler geliştirdim kafamdan. Tabii tam çıratmıyoruz meydana Harun'la. Her neyse, bu o zaman şuradan devam ederiz. Çünkü bu Refref'in ismini tam koyamadık Hasan abi. Tren gidiyor şu an. Çünkü tren bu Refref zaten bu buradan giden değil Hasan abi. Bu burada bizi bekliyor zaten. Bu zaten burada bizi bekliyor. Hani havaalanına kadar gidersiniz ve oradan gelir sizi teslim alırlar ya Hasan abi. Evet. Bu oradan bizi teslim almaya gelmiş. Oraya ait bir. Bu oraya ait. Ha
Hangisini oraya ne? Bu refref Hasan abi. Refref orada duruyor. Refref orada duruyor. Bizi refref orada zaten bekliyor. Bekliyor. Benim tefekkürüm. Tamam tamam orada bizi bekliyor. Bu refref bizi orada zaten bekliyor. Bizi orada teslim alacak. Refref mahluk Hasan abi. Tabii Şecer Fikret mahluk ya. Refref hala olduğun dereceyi hayat mı? Ama derece hayatı farklı. Tamam mahluk sonra da... Harun da benim şu şekilde biraz kafamı karıştırdı. Şimdi yukarıdan bize gelen bir şey var Hasan abi. İncizap var abi orada artık refreften sonra ne var dedi de. İncizap var dedi. İncizap. İncizap ve cezb var. O artık oraya kadar refref de dahil kurbiyettir. Abi ben bir şey... Orada oraya kadar kurbiyet, oradan sonra... Artık incizap. Abi şimdi çekirdek, elmadaki çekirdek var ya, elmadaki çekirdeği çiçeğinden, elmanın dalından, elmanın gövdesinden köküne indirdiğimiz zaman kökteki çekirdeğin ilk halini bulduğumuz zaman toprağa gömülü daha patlamadı. Orada hani zaman yok. Her şey her yerde oluyor ya. Artık orada bir yerde olması gerekmiyor. Çünkü kökteki ve ağaçtaki muayyenlikten kurtuldu, çekirdekte oldu, orası bir hal, her şey her yerde abi. Çekirdekte yani, doğru, çekirdekte, kökteki çekirdekte. Çekirdekte, kökteki çekirdekte yaprak, çiçek, koku, tat, ağacın hiçbirisi, belirleniş yok. Evet. O zaman her şey her yerdedir. Çekirdek. Orada mı orada, evet. O ağaç orada mı orada, demin verdiğiniz örnekte de öyleydi. O zaman biz de orada bir meratip veya bir belirleniş veya bir buna benzer bir bilgi de beklemiyoruz, bir derece beklemiyoruz. Onun adı işte... incizap. Yani evet. Akrebiyet var. Evet. Hiçbir belirleniş olmadığının adı akrebiyeti diyebilirsin. Çünkü hocam belirlenişlerin belirlenişliğin bütünselliği kurbiyet. Belirleniş derecedir abi. Şimdi ağacın dalı, çiçeği, yaprağı uzaktır ya. Ağaçta kurbiyet var. Yaprak, çiçek belirlenmiş. Ama çekirdekte belirleniş yok. O da akrebiyet. Yani, derece de olmadı. Derece yok. Yani zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kurbiyetiyle gidiyor. Değil mi? Kurbiyetiyle gidiyor. Velayeti. Risalet. Risalet de diyor. Ustad sarı ifade. Velayet diyor. Kurbiyete bakar. Risalet akrebiyete bakar diyor. Akrebiyet Celbi Rahman'dır. İncizap ve Caizm'dir. Orada akrebiyette mertebe yoktur. Allah seni alıyor. Ona usta şöyle misal veriyor. Güneşe kalkmaya gitmeye kalkarsan 150 milyon kilometre var. Ama güneş kendisi sende. Yani sen kalkmaya gidersen 150 milyon kilometre alacaksın mesafeyi. Ama o sende. Her an sende. İşte güneşin sende olmasına akrebiyet, senin güneşe gitmeye kurbiyet. Aşağıda olan şey Burak. Kurbiyettir. Kurbiyet, evet. Kurbiyettir. Orası toprak sınırı abi. Ondan sonra refref ne olduğunu bilmiyor. Fakat arş, lef-i mahfuzda, arş-ı azamda akrebiyet var. Tam refrefin nereye arştan sonraki mi yoksa? Refref arşla arşla yok. Arş-ı azama da abi. Yani mahfuz mu? Şimdi refrefe binen kimdi? Peygamberimiz. Cebrail? Cebrail yok orada. Getiriyor. Yoksa ha? Getiriyor. Getiriyor. Refrefi getiriyor. Ne yapıyor? Arşa kadar Burak'la bindi mi? Arşta binek değiştiriyor mu? Lef-i Mahfuz'da seyahat edecek. Refrefle ediyor. Tamam ediyor. Ama nereye kadar ediyor? Cebrail getirdiğine göre Cebrail ona hakim. Refrefi o getirmiyor mu? O getirdiğine göre... Burak o getiriyor abi. Herhalde Azrail Aleyhisselam'dır refrefi getiren. Evet işte. Orada bırakıyor. Buraya göre yanlış oluyor aslında. Aşağıda refrefi mahfuz o zaman altta değil mi? Anlamadım. Mahfuz aşağıda. Aşağıda? Aşağıdan sonra dedin. Orada da var şey. Tamam işte. Tabii aşağı azam tabii ki yukarıda. Bu sefer bu lef-i mahfuz ve arş-ı azamın bütünlüğü refreftir. Ama arş-ı azamda bitmiyor. Arş-ı azamda artık her şey bitiyor. Kab-ı kavse. Kab-ı kavse'de ne var? Akrebiyet var. Cezb ve incizap var.
Orada artık bilmiyoruz. Nerede bilmiyoruz? Aşazam biliyoruz. Çünkü lef-i mahfuzda aşazam refreftir. Arş Burak'tır aşağı kadar. Tamam mı? Fakat lef-i mahfuz, lef-i mahfuz aşazam refreftir. Fakat orada refref de bitiyor. Nerede bitiyor? Arş-ı Azam'da bitiyor. Orada Azrail Aleyhisselam'da bitiyor. Kab-ı Kavsen'de bitmeyen hiç kimse yok. O da bitiyor. Ahmet Aleyhisselatü Vesselam'da bitiyor. Kab-ı Kavsen akrebiyet ilahiyenin incizat ve cez. Bilmiyor. Peki oraya ustad ne diyor? Kalın Mesnevi 640 ölüm velakettir. Yani varlıktan tamamen bitmektir. Mahluk değil. Kav-ı Kavseylem diyor, mecul kısmına diyor. Mecul edemiyor. Mecul zaten nur ve manaya dönmektir ki o olmaz o. Ne demek olmaz. Yani, ölüm velaket? Yani, ne demek ölüm velaket? Yani şey, ölüm velaket şu kardeş, benim anladığım ölüm şimdi. Velaket ilk defa Kav-ı Kavseylem'dir diye yeni dediniz, ben öyle duyuyorum. Ama mecul olmaz. Niçin olmaz biliyor musun? Hep böyle. Çünkü bir şeyin ölmesi için o var olması lazım. Mecul var yok ki. Yok ölüm velaket olsun. Mecul yok ki. Ama yok da yok. Peki ölüm velaketi ne anlıyor biliyor musun? Sana ne giydirilmişse hepsini sana vücut giydirilmiş. Sana gir içeriye. Vücut, hayat, insaniyet, İslamiyet giydirilmiş. Kafire burası giydirilmemiş. İslam'ın imanı tahkiki, ilmi Kur'an'ı, hikmet imanı buna giydirilmiş. Bunlar da tamamen soyulmaktır. Ölüm, ölüm ne demek? İnkılap, helaket derken varlıktan çıkış. Kab-ı Kavsen bu. Kab-ı Kavsen yeni tabi buldum. Yeni Kab-ı Kavsen'in tanımlamasını daha yeni, yani daha önce bilmiyordum. Biliyordum da demedim. Tabii Kab-ı Kavsen. Sormuştuk ki sizi. Yani cismaniyet kaçtaydı? Ama yani birkaç ay yani yeni derken şöyle bir senelik hadise ya. Ya bir senelik yani yeni derken birkaç gün değil. Şöyle Kab-ı Kavsen'de akrebet ilahiye var. İncizap ve cezbi rahman var. Ve orada ne? Ölüm helaket. Beşeriyet, mahlukiyet yok. Ahmet yok. Orada kimse yok. Şöyle anlayabiliriz abi, o saydıktan sonra vücut mertebelerinin artık ötesinde yani onun dışında bir şey konuşulmaz. Ama yani. Üstad diyor ki, o bizim için nedir, hiçbir belirleniş yok, nasıl anlayacak? Ölüm helakettir. Yani varlık tanımlaması, vasıf ve sıfatlar, vücut mertebeleri yok. Vücut yok. Nedir? Haşa. Vacip mi oldum? Hayır. Vacip olmadım, mahlukiyetten çıktım, berzaf. Aslına şey dönüyorsun, mecul. Mecul ama mecul değilsin. Mecul'da bütün içeride ne var? Mesela çekirdekte, çekirdek oldum ama çekirdeğin içinde yaprak var. Neresinde? Çekirdeğin neresinde yaprak var? Koku neresinde? Elma çekirdeği neresinde? Dal nerede? Dal neredeyse meyve de oradadır. Çekirdekte ağacın, mesela şöyle toprak düşünün, toprak. Çok filizlendi Mayıs 1. 300 sene sonra yaprak verdi. 300 sene sonra, 100 sene sonra değil mi Çınar? Şu 100 sene sonraki bu yaprakla 100 sene öncekisi yaprak çekirdekte aynı yerde değil mi? Dışarıda zaman var, dışarıda mekan var, dışarıda kütle var, dışarıda hacim var. Çekirdekte ise ilk çıkan yaprakla son çıkan yaprak aynı yerde. Ne zaman var ne mekan var. Hiçbir belirleniş yok. Ölüm velaket işte. Esas kabir o zaman Kab-ı Kavseyn. Oraya kadar, yere kadar çıkabildiği yere kadar çıkmak yani. Mesela şu anda kabirden, tabuttan çıktık. Şu andaki haletimiz dünya cinsi midir? Böyle bir huzur yok mu? Peki bunu affedersin, özür dilerim. Baklamaya benzer mi? Gezmeye benzer mi? Cinselliğe benzer mi? Bizim bildiğimiz belirleniş hiçbir şeye benzememesi gösteriyor ki şu anda öteleri yaşıyoruz. O zaman tabuttan çıktık. Ne zaman beşeriyetimize gelir, cismaniyetimizi dünyada yaşarız, tabuta gene girdik. Aslında tabuttan korkuyor, mezardan korkuyor. Hayat kendisi tabut.
Mezar-ı mutahrik bedbahtlar diyor. Yürüyen tabutlar diyor usta. İnsanlar var ya, bir adam düşün, hortlamış. Bir tabut düşün, gol, gol. Dört kişi böyle yürü. Adım atmıyordu, gol, gol. Şimdi de sokakta herkes tabutla yürürse. Sen de uyansa. Allah Allah, hepsi hortlamış. Ama bir şartla rahat edersin. Sen de tabutta gidersen tamam. Normal gelir. Normal gelir. Onun için sıyrılanlar Allah Allah demiş ya. Bunlar hepsi tabut. Ustadına diyor ki mezar-ı mutahrik bedbahtlar, yürüyen tabutlar diyor. Sinemada hazır surette göster şimdi onları. Evet. Mesela acayip. Mesela filmde, sinemada anı gösteriyor. Ama çok iyi biliyoruz ki makarada hepsi var. Bilgisayarda video yok mu? Kaç dakikalık? 56 dakikalık video kabul et. Peki biz seyrederken 17 dakikayı seyrediyoruz. Peki 15 dakika yok mu? 50 dakika nerede? Ha, mazi neredeyse istikbal da aynı yerdedir bilgisayarda. Onun zamanı şey yok. Hani mazi neredeyse istikbal oradadır. 17. dakikayı mı seyrediyorsunuz Mehmet? 56'ya geçeceksin. 56 senin için istikbal değil mi? Bıraktın mazi değil mi? O anda o filme odaklandığın için andır. Peki gelecek nerededir 56 dakika? 15 dakikayı nerede bıraktınsa oradadır. Film çekilmiş yani. Tabii hepsi bitmiş de Allah daha bize şey yapıyor tamam. Şahit oluyor. Biz buna olmuş onlara şahit oluyoruz. Orada irademiz var, burada ihtiyarımız var. İradesini kim kullanıyorsa öteye geçmiş oluyor. İhtiyarı kullanan burada mahkumdur ve tabuttadır. Ne kadar irade kullanırsan aklını başına al demek. Ne kadar? Çünkü irade ile elestu bi rabbikum kalu bela. Neyle dedin? İhtiyarla demedin. İrade. Ne kadar irade senden tabuttan çıktı. Ne kadar ihtiyar elinde başın belada. İhtiyar hazır zamana bakıyor. Hazır zamanı yani bedensel hayatı yaşayanlar tabuttadır. Hazır zamanı yaşayan bedensel dayatmalardan internet, televizyon, şudur, budur. Yani bedensel hazır haletleri yaşayanlar tabuttadır. Bedensel hazlardan çıkan tabuttan çıkmıştır. Berzahtadır. Peki nedir? Bunlar insani berzahtırlar. Hem orayı yaşarlar, hem burayı yaşarlar. İkisini geçiştirirler. Sen onları gördüğün zaman, onlar konuştuğu zaman seni öteye taşırlar. İşte ona bir tanesi de, mesela Risale öpeceğim diyor. Risale, Kur'an, Musab gibidir. Risale mahluk değil. Yani la teşbih ve la temsil. Çekirdek mahluktur, program mahluk değil. Buradaki şifrelenen mana mahluk değil. Kur'an'ın icaz manevisi. Kur'an değil. Musaf, karbon, hidrojen, azot, oksijen, çekirdek. Kur'an ise içerisindeki harf, yazı kullanmadan, şekil ve harf kullanmadan ağaç nasıl yazılmışsa, bir hücrede insan nasıl yazılmışsa harf kullanılmamış. Çekirdek harf kullanılmamış. Şekil de kullanılmamış, yazı da kullanılmamış. Ha, nasıl yazılıyorsa Kur'an'da alemi gayb öyle yazılmış. Kur'an'a da böyle yazılmış. Bir damla suya da insan böyle yazılmış. Bu akşam ne öğrendik? Kab-ı Kavsen ölüm ve helakettir. Akrebiyettir. İncizap ve cesp. Ersan abi. Şurada telefonda bir program var. Buna program diyoruz, yazılım diyoruz. Ha. Burada harflerle yazılmış gibi gözüküyor. Evet. Ama esasen içinde bu adam ve vücutla yazılmış. 01 değil mi? 01100. Burada yazılmış gibi gözüküyor. Ama esas itibariyle orada şey yok. Evet, adam vücut. Bilgisayarda harika bir misal bak. Bak şimdi, bilgisayarda film seyrediyor muyuz? Seyrediyoruz. Peki hangi zeminde? Varlık vücut. 0-1-1-0-0-1-1. Yazılım bu. Yani 0 yokluk, adem, 1 varlık. Yani nokta, elif. Yokluk, varlık. Yokluk, varlık. Bize ne yansıyor? Aa, manzaraya bak ya. Harika manzara. Şu kar yağdırılıyor tamam mı? Çok da şu bana birisi gösterdi. Kar yağdırılıyor tamam mı? Arabalar gidiyor falan. Dedim hemen gafur atılma geldi. Olan dedim böyle delili böyle bir araba olsa o karda falan bak. Oysa bilgisayarın arkasında bilmiyordum. Bilgisayarın arkasında 0-1-1-0-1-0. Varlık yokluk. Vücut adem, vücut adem, vücut adem. Hep zaten yaşıyormuş. Pervane de çok güzel bir misal. Nasıl serelim. Pervane böyle bak. Çevir. Hızlı çevir, saati, vücut.
Asla bir risk Adem. Okuyan Allah'a ekber. Okuyan Allah'a ekber. Velozundaki o açıyı da Adem vermi tamam. Adem olmamış olsa. Aa şu. Evet o açıyı. Aa, şu aradaki Adem. Asla vücut. Mutlak olmasını engelledik. Evet. Yani şey yapıyoruz. Adem vücut. Adem vücut. Adem vücut. El Fatiha.